Esselamu aleyküm kardeşlerim. Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı, hidayeti, inayeti cümlemizin ve cümle inananların üzerine olsun. Kardeşlerim, İbn Hacer el-Askalani'nin Buluğul Meram min Edilletil Ahkam adlı eserinden feraiz, vasaya ve vedia hadislerini İnşallah sizlere takdim edeceğiz. 71. oturumda bizleri sizlerle bir araya getiren Allahu Teala'ya hamdü sana ve Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e sayısız salatu selam olsun. Kardeşlerim, feraiz miras hukukunu ilgilendiren vasaya vasiyetler ve vedia ise emanet anlamına geliyor. Burada üç fasılı inşallah sizlere takdim etmiş olacağız. Birinci hadis 938. hadis en çok hadis rivayet eden 7 güzide sahabe-i kiramın içinde yer alan Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın amcasının oğlu İbni Abbas olarak meşhur olan Abdullah bin Abbas'tan rivayet ediliyor. Abdullah bin Abbas, Ebu Hureyre, Abdullah bin Ömer, Enes bin Malik, Hazreti Ayşe validemiz ve ardından Abdullah bin Abbas 5. sırada 1960 hadis rivayet ederek Muktirun'un arasına dahil olan güzide sahabilerden bir tanesi sık sık da Buluğul Meram min Edilletil Ahkam kitabında rivayetlerini ele aldığımız güzide sahabilerden bir tanesi. An İbn Abbas'in radıyallahu anhuma Allah hem Abdullah'tan hem babasından razı olsun. Kâle kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme elhiku el feraize bi ehliha fema baqiya fehuve li'ula raculin zekerin. Rasûlullah aleyhissalatu vesselam'dan rivayet ettiği hadiste hisseleri ehillerine ulaştırın. Buna sehim yani pay anlamına da gelen bazı tabir ve terimler zikrediliyor. Kalan miktar en layık erkek şahsındır. Bu hadisin hem Buhari'nin El Camiu Sahih'inde hem Müslim bin El Haccac'ın Camiu Sahih'inde yer aldığını görüyoruz. Burada bazı izahların yapıldığını kardeşlerimize sunmuş olalım. Feraiz, feriza kelimesinin çoğuludur. Feriza, ölen kişinin varisleri için kitap ve sünnette belirlenmiş olan paydır. Bu belirlenmiş miktar yarım, dörtte bir, sekizde bir, bir, üçte iki, üçte bir, altıda birdir. Kelime, Fars kelimesinden alınmıştır. Bu kat'i anlamına gelir. Yani kata aynı zamanda kesmek anlamına da gelmektedir. Feraiz ehline paylarını verin. Feraiz ehli Allah'ın kitabı veya Resulünün aleyhissalatü vesselam sünnetinde kendilerine belirli bir pay ayrılmış olan kimselerdir. Çeşitli izahlarla bu hadisin daha iyi anlaşılmasını temin eden Safiyurrahman Mübarek Furi'ye Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyoruz. Bu eserin müellifi İbn Hacer el-Askalani'ye de Allahu Teala'dan rahmet ve mağfiret niyazında bulunuyoruz. Sadece İbn Hacer'e kadar
ta Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan İbn Hacer'e kadar 852 vefatı Hicri, 1448 miladi olarak düşündüğümüzde, kendi yaşamını da dahil edersek, onu çıkarırsak yaklaşık 16 tane her asırda iki ravinin olması gerekir. 52 yılını hasredersek, çıkarırsak o yaşadığı dönem olarak addedersek, yaklaşık 16 tane Hazreti Peygamber ile İbni Hacer el-Askalani arasında isnatta ravi olması lazım. Her asırda iki ravi olması lazım. 8 asırlık bir dönem olduğuna göre 52 yılını çıkardığımızda 16 ravinin isnat zincirinde bulunması lazım. Yani Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam ile İbn Hacer el-Askalani arasında 8 asırlık, her asırda iki ravi olması gerekir. Bu da yaklaşık 16 ravinin, kendisini de dahil ederseniz, kendi yaşamıyla hocasının yaşamı aynı asırdadır, muasırdır. Yani hocalarından dinlediği, onlardan hadis aldığı hocalarını nazara itibara alarsak, yani 15 ravinin kendisiyle birlikte 16 ravinin isnat zincirinde bulunması gerekiyor. Yani usul olarak her asırda iki ravi. Şöyle ittihaz edersek daha kolay anlaşılır. Yani talebesinin hocasıyla aynı asırda yaşaması gerekir. Çünkü mülaki olmadığı bir şeyhinden hadisi nasıl alacak? Ancak onun kitabından alır ki bu tahammül, yani hadis nakil yollarından semaya göre, arza göre, kıraata göre daha zayıf metotlardan bir tanesi. Buna vicade diyoruz. Yani kitabını ele geçirip ondan yazarsa, aynı asırda muasır olan bir alim, bir şeyhten kitabını hiç onunla görüşmeksizin, onunla mülaki olmaksızın muasır olması, hadis rivayetinde onun hocasından hadis rivayet edecek, illa da rivayet edecek anlamına gelmiyor. Hocasına ulaşmamış, aynı asırda yaşamış olabilir ama görüşmeden de hocasından hadis yazabilir. Buna tahammülül hadiste vicade deniyor yani. Bulma. Yani bugün kütüphaneye gidip herhangi bir hadis kitabını oradaki görevliden isteyip, diyelim Tirmizi'nin Süneni bana kütüphanenizde varsa, ister orijinal metni, Arapça metni, ister Türkçe'ye tercüme edilmiş metni, istediğinizde siz oradan Tirmizi'nin herhangi bir hadisini yazdığınızda o hadisi siz Tirmizi'den direkt almış olmuyorsunuz. Yani Tirmizi sizinle aynı asırda yaşamış bir alim değil. Onunla mülaki olmadınız. Sadece kitabını ele geçirdiğiniz için ondan bir hadis yazdınız. Buna vicade deniyor. Yani şeyhiyle mülaki olmaksızın onun kitabından aktarma ya da onun kitabını ele geçirme suretiyle ondan yararlanma diye addedebilirsiniz. Ölüye nesep bakımından en yakın olan kişiye verin, en layık olan şeklinde geçmişti. O erkek şahsındır İbaresinin de şahıs kelimesi müzekker kullanıldıktan sonra tekrar erkek kelimesinin kullanılmış olması tekkit ve hünsadan sakındırmak içindir. Ayrıca
Bu ifadeyle bu kişinin bu paya hak kazanma sebebinin erkeklik olduğuna dikkat çekilmiş olmaktadır. Ölüye en yakın erkekler oğullarıdır. Daha aşağı inmek gerekirse onların oğullarıdır. Yani torunlarıdır. Sonra babası, yükselmek gerekirse dedesi, sonra erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, amcaları ve amca oğulları gelir. Bunlar baba tarafından nesepçe yakın olanlardır. İmam Nevevi şöyle izah ediyor bu durumu. Ehli feraizden, yani miras düşen kişilerden sonra kalanın baba tarafından yakın akrabalar için olduğunda icma vardır. Yani bu konuda fukahanın, İslam alimlerinin görüş birliği vardır. En yakın olan önce gelir. Yakınlık sırasına göre sıralanır. Yakın akraba varken uzak akraba mirasçı olamaz. Asabe dediğimiz mesela kişinin babası vefat ettiğini düşündüğünüzde onun oğulları hak sahibidir. Kızları hak sahibidir. Onun yani kardeşi değil anlamında ya da onun kız kardeşi değil anlamında. Oğulları kızları yoksa tabii ki erkek ve kız kardeşleri mirasçı olurlar. Bununla ilgili Türkçemizde Ali Himmet Berki'nin Miras Feraiz yani Feraiz ve İntikal adlı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılmış bir eserini de kardeşlerimize yararlanma açısından tavsiye etmiş olalım. Yani bugün İslami İlimler Fakültesi'nde, İlahiyat Fakültelerinde yani özel bir dersin açılması, ihtisas edilmesi gerekir ki arka planda o fakülteden mezun olan, müftü olan, vaiz olan, hatip olan hocalarımıza herhangi bir feraiz yani miras hukukuyla ilgili bir durum geldiğinde hocam babamızdan ya da annemizden şu kadar bize bir miras düştü. Bunu miras hukukuna göre yani İslam miras hukukuna göre nasıl taksim edeceğiz? Yani beşeri hukuka göre müracaat ettiğinizde kadın veya erkeğin herhangi bir ayrı bir hakkının olmadığını, eşit hak sahibi olduğunu görürsünüz. İslam miras hukukunda kadının hakkı bir iken erkeğin hakkı ikidir. Hazil unsayeyn, Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle. Bunu hocalarımız şöyle izah ediyordu. Yani İslam miras hukukunu, feraizi bize bir dönemde ders olarak veren ve bunları payda işlemleriyle öğreten hocamız rahmeti rahmana kavuştu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin İslam hukuku ana bilim dalı hocalarından Profesör Doktor İbrahim Çalışkan, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı da yapmıştı hocamız. Hocamızın biz ayrıca lisanstan sonra yüksek lisans dersinde de hocamızdan İslam hukuku dersleri almıştık. Hocamız rahmeti rahmana kavuştu. Onun bir hac listesi vardı. A4 kağıdına çoğaltarak bize vermişti. Hangi durumlarda diyelim A vefat etmiş, B, C, D, E'yi bırakmış. A'nın mirasından B, C, D, E nasıl bir taksim ile miras alır? Bunu hesaplayınız diyerek elimizde bir liste vermişti. Hac listesi yani. Birisi alırken diğerinin alamadığı durumlar var. Belki bu hadislerde karşımıza çıkacak. O hac listesini sınavda örneğin serbest tutardı. O hac listesine göre kim alırsa kim alamaz ya da birisi alırken diğeri bunun ne kadar bir miktarını alabilir yani. Bunun bir çizelgesi vardı. Ona göre hocamız sualleri oluşturduğunda bize bu hac listesini de kullanarak taksim yapın. Yani bu mirası onun hak sahiplerine dağıtın
şeklinde sorular soruyordu. Nur içinde yatsın hocalarımız bugün İslami İlimler Fakültesi'nde, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okunan miras hukukunun feraiz alt bir bölümü İslam hukukunun, diğer fakültelerde şu anda okunmadığını müşahede ettiğimizde bu öğrenciler müftü vaiz olduklarında nasıl bir feraiz taksimi yapacaklar, insan merak ediyor. Ölüye en yakın erkekler oğullardır. Daha aşağı inmek gerekirse onların oğullarıdır. Yani onların torunlarıdır şeklinde bir ifadeyi gördüğümüzde demek ki kimlere bu vefat eden kişinin mirasının hangi ölçülerde dağıtılacağını hem Nevevi'nin izahında ehl-i feraizden sonra kalanın baba tarafından yakın akrabalar için olduğunda icma vardır. En yakın olan önce gelir. Yakınlık sırasına göre de sıralanır dediği o yani. Kim ne kadar mirastan pay alır? Yakın akraba varken uzak akraba mirasçı olamaz ifadesinin de ne kadar net ve açık bir ifade olduğunu görüyoruz. Bir sonraki hadis, Üsame bin Zeyd'den rivayet edilen bir hadis. Biz hadis ravilerini ikiye ayırıyoruz. Dersimin başında 7 tane güzide sahabeyi saymıştım. Ebu Hureyre'den Ebu Said el-Hudri'ye kadar. Yani bunlar güzide 7 sahabi. Bunların dışındaki sahabiler binin altında rivayeti olan sahabiler ki bunlara da mukillun deniyor. İşte Üsame bin Zeyd mukillun'dan bir hadis ravisi, yani az sayıda hadis rivayet eden, binin aşağısında rivayeti olan ravi ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme, ravi şayet enne rasulallahi ennen nebiyye ifadeleri kullanıyorsa bunda bir katiyet tekit vardır yani. Yani bunu böyle biliniz. Bu böyledir. Yani bunda şüphe etmeyiniz. Muhakkak Allah Resulü bunu söyledi. Nebi bunu söyledi diye bir başlangıç yaptığı halde bugün insanların bu sahabilerin kavillerine gelecek nesle, kendisinden sonraki nesil tabi'in neslidir. Tabi'inin de bir sonraki nesle intikalinde tebeüt tabi'in neslidir. Yani Allah Resulü'nden alan sahabi tabiine, tabiin de tebeüt tabiine, tebeüt tabiin de kendinden sonraki nesillere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini ulaştıracaktır. İşte burada ravi böyle bir terim kullanırken asırlar sonra bir aklı evvel çıkıp ben buna itimat etmiyorum diyebiliyor. Elinde hiçbir delil olmadığı halde. Benim delilim var. 852'de vefat eden İbn Hacer'in kitabında bu taksimat var yani. Feraiz hukuku var. Feraizden sonra vasaya var, vediya var. Bunlar en sıkı alim Şeyhülislam makamına yükselmiş. Defalarca Şeyhülislam makamında görev yapmış. Görevi bırakmış, tekrar onu Şeyhülislam atamışlar. Ve en yüksek dereceye çıkıyor Emirul Mu'minin fil Hadis İbn Hacer el-Askalani, bizim yani bir kalemde silebileceğimiz bir alim değil. Fetul Bari'yi yazmış, Buhari'yi şerh etmiş yani. Yani en yüksek hadiste dereceleri elde etmiş bir alimin kitabına derc edilmiş herhangi bir hadisi, hem de sahabiden enne inneke enne lakinne leyte lealle te'kit edatlarıyla gelmiş bir hadisi hiçbir delile başvurmadan kendi akli ölçüleriyle reddedebilen aklı evvellere şaşıyoruz bugün yani. Elinde bir delil var mı? Benim elimde Buluğul Meram'da bu hadisin geçtiğiyle ilgili delil var. Buluğul Meram nereden alınmış? Buhari'den alınmış, Müslim'den alınmış, Tirmizi'den alınmış. Demek ki bunun evveli var. Kılı kırk yararcasına, Şeyhülislamlık makamına yükselmiş Emirül Müminin fil Hadis
Hadis ilminde en yüksek dereceyi kat etmiş bir alime de güvenmiyorsun sen. Onların şeyhlerini konumundaki Buhari'ye de güvenmiyorsun sen. Müslim'e de güvenmiyorsun sen. Tirmizi'ye de güvenmiyorsun sen. İbn Hacer'in yani kaç kuşak şeyhleri Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, İbn Mace, Nesai, Ahmed bin Hanbel, İmam Malik, Eddarimi, 9 güzide hadis imamını saydık yani müellifini saydık, musannifini saydık yani. Buna rağmen yani bugün insanlar bazı kendi akli ölçülerini kullanarak hadislerin üstünü kırmızı kalemle çizebilmektedirler. Ne kadar talihsiz bir nesil yaşıyor, arz-ı endam ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden ne kadar uzak, ne kadar bigane, ne kadar hoyrat bir nesil haline, o nesli yetiştiren insanların ne kadar Allah Resulü'nün iksirinden uzak hale geldiğini görünce ahu vah etmenin anlamı yok. Bu nesil niye bu hale geldi? Bunları yetiştirenler aynı felsefenin insanları mı? Yoksa hocalarına isyan edip hocaları bir dağda, hocalarının görüşü bir dağda, kendileri hocalarına ulaşmayan bir başka dağda, yüzide alimlerin bu kadar mesaisine rağmen, bu kadar güzide eserler ortaya çıkarmalarına rağmen bu eserlere itibar etmeksizin akli ölçülerine itibar eden insanların ne kadar bugün laf-ı güzaf dediğimiz boş şeylerle uğraştığını görüyoruz. Ortalama 8 milyar insan yaşıyor. Hangi kişinin kafasına göre biz hareket edeceğiz? Hiçbirisinin kafasına göre değil, vahye göre. Vahye müstenit olan peygamberlerin getirdiği nübüvvetin verilerine göre biz hareket edeceğiz. Allah Resulü zaten bu iki emaneti bırakmıştı bize. Ne zaman biz bu iki emanetten ellerimizi çektik, ne zaman gevşettik, sıkıntılar meydana geldi. Allah Resulü'nden sonra sahabe bu iki güzide Kur'an ve sünnete sahip çıktı, yükseldi. Ta Çin hududuna kadar bu iki kaynağı, bu iki iksiri sundular, yükseldiler. Sahabiden alan tabi'in bu iki kaynak ile yükseldi. Tebevi tabi'in Kur'an ve sünnet ile yükseldi. Emeviler, Abbasiler, Endülüs Emeviler Kur'an ve sünnetle yükseldi. Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular, Osmanlılar Kur'an'la yükseldi. Ne zaman Kur'an'dan elimizi gevşettik, Batı bize galebe çaldı. Zaten öyle diyorlardı onlar. Biz Müslümanlara ancak ellerindeki Kur'an'ı alabilirsek galebe çalarız. Onlar belki Kur'an'ın lafzını elimizden alamadılar. Ama Kur'an'ın ruhundan bizi uzaklaştırdılar. Kur'an'ın içeriklerine bizi yabancı hale getirdiler. Yoksa Lavranslar Eser Üniversitesi'nde niye okudu yani? Senden daha çok biliyordu. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini bizden daha güzel okuyordu yani. Gaye neydi? Gaye muhataplarını zehirlemek yani. Onlar gibi giyindi. Onlar gibi hareket etti. Onlar gibi oturdu. Ama geldi, payitahtı yıktı, yok etti. Padişahı payitahttan indirdi. Onu sürgüne gönderdi. O insanların zihniyetini taşıyanlar Mahmut Paşalarını kullandılar. Prens Sebahattinleri kullandılar. Onları bir nevi Mason örgütlerinde cesaretlendirdiler. Ve Osmanlı'yı nasıl yıkacaklarının planlarını yaptılar. 5 defa Sultan Abdülhamit cennet mekana Filistin topraklarından toprak satmayı en yüksek bedeller ile ödeyeceklerini, toprak satsın diye iknaya çalıştılar. Ama Sultan Abdülhamit cennet mekan, siz bu toprakları bedava da alabilirsiniz. Bizim ancak cesetlerimizi
çiğnerseniz demişti. Sultan Abdülhamid cennet mekanı bu şekilde indiremeyeceğini görenler, işte Emmanuel karasuları da kullanarak, Lawrence'ları kullanarak, Lawrence en önce onun Haydarpaşa'dan ta Hicaz'a götürdüğü demir yolunu infilak ettirerek Hicaz ile payitahtın hattını kesti. İlişkiyi kopardı, münasebeti kopardı kutsal mekanlarla. Ve İngilizler Medine'yi bastı ve Fahrettin Paşa'yı tutukladılar, Malta'ya gönderdiler. İşte bakın, sahip çıkılan değerler ne zaman el etek öpen toplumun dejenere etmeye başladığı, o insanların aklıyla, zihniyle, değerleriyle oynadığı anda, aşınmaya başladığında nasıl onların Medine'de at oynattıklarını, Fahrettin Paşa'yı nasıl tutukladıklarını, Fahrettin Paşa'yı tutuklamadan önce, tren hattı infilak etmeden Allah Resulü'nün emanetlerini yağma ederler diyerek ilk gelen tren hattıyla envanter çıkartarak payitahta Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın emanetlerine ulaştırıyorlardı. Ve Malta'ya sürgün edilen Fahrettin Paşa şöyle ayıplanıyordu: keşke Malta'da çorba içme yerine Medine'de kalsaydık da çekirge yeseydik. Komutanım, askere er ata, un yok, yağ yok, çorba çıkaramıyoruz. Ne yapalım? Medine'de hurma çoktur, hurma çorbası yapın. Hurma çorbası da mı olur? Ve aşçılar en önce hurma çorbasını merhum Fahrettin Paşa'ya sunuyorlardı. Ne kadar güzel diyor yani. Erat'a da ikram edin. Onlar Medine'yi son nefesine kadar korudular. Ey Allah'ın Resulü, son nefesime kadar Medine'yi savunacağım dedi. Ne zaman İngilizler tutuklayıp onu Malta'ya sürgün edince Fahrettin Paşa'nın artık yapacağı bir şey kalmamıştı. Demek ki bu değerlerimize sarıldığımız müddetçe, bu değerlerimizin üzerinde yükseldiğimizi, ne kadar içimize tefrika, fitne girince, bu değerleri aşındırmaya başlayınca, bu değerlerin içini boşaltınca, bu değerlere bizi yabancı hale getirince, değerlerimizden bizi uzaklaştırınca, nasıl medeniyetin yavaş yavaş ortadan kaldırıldığını size Malta örneğinde, Medine örneğinde ve payitaht örneğinde, nasıl Abdülhamid cennet mekanı tahttan indirdikleri örneğinde sunduğum gibi. Kardeşlerim, bir sonraki hadisi rivayet eden Üsame bin Zeyd, Ennennebiyye sallallahu aleyhi ve sellem edatını kullanırken Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kesinlikle şöyle buyurdu ifadesini kullanırken, gâle, la yerithu el muslimul kafire ve la yerithu el kafirul muslime. Yani ne Müslüman kafire, ne kafir Müslümana mirasçı olamaz. Bu hadisin hem Buhari'nin Camiu Sahih'inde hem Müslim bin el Haccac'ın Camiu Sahih'inde yer aldığını görüyoruz. Bir sonraki hadis Abdullah bin Mesud'dan rivayet edilen hadis. Abdullah bin Mesud, İslam'ın yayıldığı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin وَاَنْذِرْ اَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ, yani yakın akrabandan başlayarak İslam'ı yay denildiği günlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yavaş yavaş yakınlarından başlayarak İslam'ı anlatmaya başladığı günlerde Abdullah bin Mesud, ben Kabe'de Kur'an okuyacağım demişti. Ondan rivayet edilen bir hadis. Allah Resulü 360 putla Kabe'nin işgal edildiğini, şu anda zamanın ve zeminin müsait olmadığını, yani onun Kabe'de Kur'an okumasının şu anda uygun bir ortam ve zemin olmadığını, zaman olmadığını kendisine hatırlattığı halde imanın verdiği cesaretle Kabe'de Rahman suresini okuyordu. Ve müşrikler tarafından
darp ediliyordu. İşte ondan rivayet edilen bir hadiste fi bintin ve binti ibnin ve uhtin qadan nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme libnatin nisfi ve libnati ibni sudus tekmile el-thuluthayni ve ma bakiye lil-uhti. Peki kardeş sayısı, kız kardeş sayısı fazla ise miras nasıl taksim edilecek? İbni Mesud'un Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği hadiste Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam kıza yarım, oğlun kızına üçte ikiyi tamamlamak için altıda bir verilir. Kalanı da kız kardeşe aittir. Bununla ilgili bir izahın yapıldığını, çünkü oğlun kızı kendi kızı yerindedir. İki kız üçte ikiye hak kazanır. Bir kız yarım hisse alınca üçte ikiden sadece altıda bir kalır. Bunu da oğlun kızına verir. Bununla iki kızın bütün olarak hak kazandıkları üçte ikidir şeklinde bir izahın yapıldığını, kalan kız kardeş içindir. Çünkü kız kardeş kız ile beraber feraiz ehlinden, yani miras ehlinden kalan, paya nail olan akrabalardır şeklinde bir izahın yapıldığını da görüyoruz. Bir sonraki hadis Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den "Ey Allah'ın Resulü, hadislerini yazabilir miyim?" dediğinde Allah Resulü'nün izin verdiği Hazreti Ömer'in babasını önce Mısır valiliğine tensip etmiş, babasını görevden aldıktan sonra oğlu Abdullah'ı Mısır valiliğine atadığı Abdullah bin Amr bin el-As'tan rivayet ediliyor. Abdullah bin Amr bin el-As'ın niçin diğer sahabiler gibi Allah Resulü'nden izin aldığı halde mukfiruna, yani yedi sahabinin arasına giremediğini en güzel tartışan Profesör Doktor Talat Kocciğit hocamızdır. O uzun uzun maddeler yazıyor. Ebu Hureyre 5374 hadise ulaşırken niye Abdullah bin Amr bin el-As bin sayısına bile ulaşamadı? Sebep nedir? İki ip ucu diyebileceğimiz hususu ben kardeşlerimize zikredeyim. Abdullah bin Amr bin el-As Tevrat'ı, İncil'i, yani önceki kutsal kitapları okuyan bir alim. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin İbni Abbas'a dua ettiğini düşünün. Allah'ım, yani Abdullah'a, yani Kur'an-ı Kerim'in tevilini öğret dediği gibi Abdullah bin Amr bin el-As da, yani Tevrat'ı, İncil'i okuyan güzide sahabilerden bir tanesi. Yani sahabe-i kiram, biz Abdullah bin Amr bin el-As'tan Allah Resulü'nün hadislerini alırsak, yani o acaba aktarırken Tevrat'tan, İncil'den bir ayet aktarır da biz hadislerle Tevrat, İncil ayetlerini, buna biz İsrailiyat diyoruz, karıştırmış olabilir miyiz? Onun için Abdullah bin Amr bin el-As'a mesafeli yaklaşıyordu sahabe-i kiram. Hocamızın ikinci ip ucu da hadis usulünde ve hadis tarihinde özellikle Abdullah bin Amr bin el-As'tan bahsederken, Ebu Hureyre ile kıyaslarken, onun devlet işleriyle meşgul olduğu için diğer sahabiler kadar, o güzide yedi sahabi kadar rivayetinin ön plana çıkmadığını hocamız ifade ediyor. Demek ki Abdullah bin Amr bin el-As Allah Resulü'nden izin aldığı halde nasıl olur da bin sayısına bile ulaşamaz gibi bir soruya verilen cevaplar çok net ve açıktır. Ondan rivayet edilen hadiste قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين. İki farklı milletin birbirine mirasçı olmayacağını Allah Resulü'nden aktarıyor. Bununla ilgili bir izah var. Yukarıda hani kafirin Müslümana, Müslümanın kafire mirasçı olamayacağını ifade eden hadis gibi, küfürden veya küfür ve İslam'dan farklı iki millet birbirine mirasçı olamaz demektir. Cumhur
iki millet ifadesinden küfür ve İslam'ın kastedildiği görüşünü benimsemiştir. Küfür milletleri birbirlerine mirasçı olurlar. Yani bir Hristiyan diğer bir Hristiyana mirasçı olur. Ama bir Hristiyan bir Müslümana mirasçı olamaz. Ya da bir Müslüman bir Yahudiye ya da bir Yahudi bir Müslümana mirasçı olamaz demektir. Bu sabit bir hakikattir. Hadisin bütün milletleri içerdiğini sadece El-Evzai söylemiştir. İmam El-Evzai'nin Süneni tek cilt halinde, kalın bir cilt halinde yayınlandığını da kardeşlerimize ifade etmiş olalım. O Yahudi Nasraniye mirasçı olamadığı gibi Nasrani yani Hristiyan. Hristiyan da Yahudiye mirasçı olamaz. Bu diğer milletler için de böyledir demiştir. Hadisin zahirini yani görünen anlamını Evzai'nin görüşünü desteklediğini ifade ediyor. Subul-i Selam'dan özet olarak alınmış. Esas Buluğul Meram'ı şerh eden Türkiye'de ilk defa Ahmet Davutoğlu'dur. Ahmet Davutoğlu'nun bu eseri Sönmez Yayınları tarafından 4 cilt halinde tercüme edilmiştir. Biz dersimizde Ahmet Davutoğlu'nun Subul-i Selam'ı niçin çevirdiğini ya da Subul-i Selam'ı niye bu isimle tesmiye ettiğini zikretmiştik. Emir Sanani'nin Subul-i Selam adlı bir eseri var. O eserden daha çok nakil yaptığı için Buluğul Meram'ın Türkçe'ye tercümesini Selamet Yolları şeklinde yani Subul-i Selam şeklinde tesmiye ettiğini, bu isimle isimlendirdiğini zikretmişti. 4 cilt halinde bu eser bizim örneğin 85'li yıllarda İlahiyat Fakültesi yıllarında en çok ele alınan, okunan kitaplardan Selamet Yolları adıyla meşhur olmuş bu kitap. Yine Buhari'nin El-Edebul Mufredi, Ahlak Hadisleri olarak yine Tecrid-i Sarih 85'li yıllarda. Yine Riyaz-ı Salih'in Hasan Hüsnü Erdem hocamızın merhum ve Kıvamettin Burslan hocamızın tercüme ettiği 2014 yılında tekrar Diyanet İşleri Başkanlığı iki güzide hadis profesörüne tekrar tercüme ettirdi. Profesör Doktor Bünyamin Erol ve Profesör Doktor Mehmet Emin Özafşar hocalarımız tekrar ikinci defa Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tercümesi olarak yayınlandı. Bu hocalarımızın 2014'te yayınladığı yeniden redakte edilen, yeniden gözden geçirilen yani günümüz Türkçesine de bir nevi daha yakın bir tercüme. Çünkü Hasan Hüsnü Erdem hocamız Türkiye'nin güzide Diyanet İşleri Başkanlarından 6. Diyanet İşleri Başkanımız, 5. Diyanet İşleri Başkanımız Ömer Nasuhi Bilmen görevden ayrılınca merhum Hasan Hüsnü Erdem hocamız Diyanet İşleri Başkanlığına tensip edilmiştir. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin tefsir hocası. Yani Talat Koçyiğit hocalarımızın hocası yani Hasan Hüsnü Erdem. İsmail Cerrahoğlu hocalarımızın hocası. Hüseyin Atay hocalarımızın hocası. 3 tane ben güzide alim saydım. 3'ü de Türkiye'nin ilkleri. Profesör Doktor Talat Koçyiğit hadiste Türkiye'nin ilki. Profesör Doktor İsmail Cerrahoğlu tefsirde Türkiye'nin ilki. Ve kelamda da Türkiye'nin ilki Profesör Doktor Hüseyin Atay'dır. Yani bunları yetiştiren hocalar Hasan Hüsnü Erdem gibi örneğin Marmara İlahiyat'ın o dönemdeki hocalarının hocaları mesabesinde merhum Ömer Nasuhi Bilmen hocamız yani. Yani Türkiye'mizin şöyle İslami ilimlerin tarihine baktığımızda çok güzide alimler yetişmiş yani. O alimlerin bugün onda biri ilme sahip olmayan insanların bana göre dedikleri bizim gücümüze gidiyor yani. Ömer Nasuhi Bilmenler bana göre demiyordu. Bugün İslam ilmihali hemen hemen her evde vardır yani. Örneğin fıkıh kanusu, İslamiye diye tesmiye edilen ıstılatı fununiye yani ilimlerin bir nevi fenlerin açıklaması, fıkıh terimlerinin açıklaması olarak 8 cilt halinde yayınlanan ıstılahatı yazmış yani. 8 cilt halinde tefsir yazmış yani. O alimlerin bugün
onda bile ilme sahip olmayan insanların, tarihsiz insanların, o insanların tevazusunun onda biri tevazuya sahip olmadıklarını görünce, siz nerede Ömer Nasuhi bilmenler nerede? Siz nerede Hasan Hüsnü Erdemler nerede? Siz nerede Talat Koçyiğitler nerede? Siz nerede İsmail Cerrahoğullar nerede? Demeden edemiyoruz yani. Allah bize basiret lütfetsin. O alimlerin onda biri ilme sahip olmayan o insanların, o insanların tevazusunun neresinde insan hayret ediyor yani. Kardeşlerim, bu hadisin yani iki farklı milletin birbiriyle mirasçı olamayacağı hadisinin İmam Ahmed bin Hanbel tarafından yani Müsned'inde, Tirmizi tarafından Sünen'inde, Tirmizi hariç diğer dört imam bu hadisi tahric etmiştir. Yani dört imam dediği Tirmizi hariç. Geriye kalan Ebu Davud'un Sünen'inde bu hadisi görebilirsiniz. Yine bu hadisi Nesai'nin Sünen'inde görebilirsiniz. İbn-i Mace'nin Sünen'inde görebilirsiniz. Tirmizi ve Ahmed bin Hanbel hariç ifadesi kullanılıyor. Hakim Müstedrek'inde yani Buhari'nin ve Müslim'in eserleri üzerine yazdığı, Buhari ve Müslim'in şartlarına uyduğu halde kitaplarına almadıkları hadisi bir araya getirerek bir eser yazıyor. El-Mustadrek Ale-Sahihayn yani iki sahih aras üzerine onların bıraktıkları yani Buhari'nin ve Müslim'in eserlerine almadıkları ilave adıyla bir eser yazıyor. El-İstidrak ya da Müstedrek yani ilaveler anlamına geliyor, ziyadeler anlamına geliyor. Hakimin Üsami'nin metniyle rivayet ettiğini yani El-Mustadrek'te bu hadise yer verdiğini, Nesai'nin de Üsame hadisini bu metne rivayet ettiğini görüyoruz. Bir sonraki hadis İmran bin Husayn'dan rivayet edilen bir hadis. İmran bin Husayn'la arkadaşı tartışıyor. Arkadaşı diyor ki bana Kur'an'dan haber ver. İmran bin Husayn diyor ki ahmak adam bu sahabi yani. Sen Kur'an'da diyor namazın rekatlarını gösterebilir misin? Bana Kur'an'dan haber ver diyen adam, sen namazın rekatlarını örneğin sabahın 2+2, 2 sünnet 2 farz Kur'an'da gösterebilir misin? Öğlenin 4+4+2, 4 ilk sünnet 4 farz 2 son sünnet Kur'an'da gösterebilir misin? İkindinin 4+4, 4 sünnet 4 farz Kur'an'da gösterebilir misin? Akşamın 3+2, 3 farz 2 sünnet Kur'an'da gösterebilir misin? Yatsı 4+4+2+3, 4 ilk sünnet, 4 farz, 2 son sünnet, 3 vitir Kur'an'da gösterebilir misin? Ta o dönemlerde bize Kur'an'dan haber ver diyenlere İmran bin Husayn'lar ciddi anlamda onların çanlarına ot tıkarcasına zaten cevap vermişler yani. Şimdi Hint Alt Yarımadası'nda 18. asırda ya bize Kur'an'ın ilkeleri yeter. Yaşarsa Kur'an'ın temel prensipleri yeter diye bir ekol çıkmış. Kur'an bize yeter diyen ehli Kur'an ekolü diyoruz biz buna. Kur'aniyun ekolü ortaya çıkmış. Yani Kur'an'ın temel prensipleri hayatımız için bize yeter. Ama 4 asır sonra geldiği nokta hiç de öyle değil. Sadece bize Kur'an yeter. Onlar öyle demiyordu. Onlar Kur'an'ın temel ilkeleri bize yeter. Yaşamımız için kafi. Başka bir şeyi araştırmamıza ihtiyaç hasıl olmaz anlamında. Ama evrilme kelimesini hiç sevmiyorum. Geldiği nokta yani evrilme kelimesini çok kullanıyorlar. Evrildiği nokta yani hiç öyle değil. Bize sadece Kur'an yeter yani. O insanların niyetlerine bakın. Bugünkü aklı evvellerin niyetlerine bakın. Hafizanallahu ve iyyakum. Bu güruhtan Allahu Teala son nefesimize kadar bizi korusun ve kurtarsın. Kale ce'e raculun ilen nebiyyi. İmran bin Hüseyin'in rivayet ettiği hadiste Allah Resulüne bir adamın geldiğini. Şimdi şahitler adeta projektör gibi Allah Resulüne çölden, badiyeden gelen bir adamın Allah Resulüne bazı sorular sorduğunu düşünün. Bir kadının gelip Allah Resulüne nafaka ile ilgili yani eşim beni terk etti,
bana mirastan bir pay vermedi diyelim, babamdan annemden de bir şey kalmadı. Yani benim halim ne olacak? Ben fakir bir kadınım. Eşim de beni boşadı, nafaka da vermedi, oturacak bir ev de vermedi. Ey Allah'ın Resulü, ben ne yapayım? Allah Resulü ne diyecek? Eşinin artık sen evinde oturamazsın. Abdullah bin Ümmü Mektum onun amcasının oğlu. Onun amcasının oğlunun evine taşınabilirsin iznini veriyordu. Allah Resulü'nün sahabe-i kiram hangi kişinin nasıl bir soru sorduğunu, Allah Resulü'nün bunun karşısında nasıl bir cevap verdiğini adeta bugünkü anlamda projektör gibi takip ediyorlar ve gelecek nesle intikal ettiriyorlar. Burada adamın kimliği belli değil. Adam kim? Adı ne? Hangi kavimden? Belli değil. Raculun ilel nebiyyi. Allah Resulüne bir adam geldi. Fekale inne ibne ibni mâte. Femâli min mirâthihi. Yani benim oğlumun oğlu vefat etti. Onun mirasından bana ne gerekir yani? Bana ne düşer? Fekale leke es-sudus. Allah Resulü dedi ki sana altı bir. Yani onun mirasından altı bir düşer. Velle de'ahu fekale leke sudusun. Akhar felemma valla da'ahu fekale inne sudusel akhar tume. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, biraz önce payları zikretmiştim. 1/2 6'da 1, yani 1/6 paylarının mirasçıya taksim edileceğini, çeşitli buna hac ilkelerinin uygulanacağını kardeşlerimize ifade etmiştik. Sana yani 6'da 1 düşer. Buyurduğunda adam dönüp giderken Allah Resulü tekrar onu çağırıyor. Sana bir altıda bir daha var. Sonra adam tekrar dönüp giderken Allah Resulü tekrar onu çağırıyor. Son altıda bir sana fazladan bir rızık var buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun izahını da şarihler şöyle yapmış. İlk altıda bir miras hakkı olarak, ikincisi ise akrabalıktan dolayı verilmektedir. Son altıda birden fazla bir rızık olarak verilmektedir yani. Bir ekstra. Çünkü mirasçıların sayısı azdır. Her zaman bu sana düşmez. Tayyip'i şöyle demiştir. Bu meselenin aslı şudur. Ölen kimse geride iki kızıyla bu soruyu soran dedeyi bırakmıştır. İki kıza 3/2 düşmektedir. Geriye 1/3 kalır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam soruyu soran dedeye farz olan hissesini, yani 1/6 vermiştir. Çünkü o ölen kişinin dedesidir. Sonra onu bırakmış, o da gitmiştir. Sonra onu tekrar çağırmış ve ona son 1/6 hisseyi vermiştir. İkisini birlikte verseydi farz olan hissenin 1/3 olduğu sanılabilirdi şeklinde bir izahın yapıldığını bu hadisin Ahmet bin Hanbel ve 4 imam. Bir önceki hadiste Ahmet bin Hanbel ve Tirmizi hariç 3 imam demişti. Bunda Ahmet bin Hanbel ve 4 imam, demek ki bu hadisin rivayeti arka planda diğer hadisle kıyasladığınızda daha çok musannıf tarafından kitaplarına derc edilmiş. Yani daha çok ravisi var. Daha çok yani delili var. Karinesi var bu hadisin. Yani Ahmet bin Hanbel Müsned'inde rivayet ederken Tirmizi Sünen'inde, Ebu Davud Sünen'inde, İbn-i Mace Sünen'inde ve En-Nesai Sünen'inde rivayet etmiştir. Tirmizi hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Tirmizi rivayetlerin devamında قال Ebu İsa هذا حديث حسن ya da هذا حديث غريب ya da هذا حديث حسن صحيح هذا حديث حسن جيد şeklinde bazı terkipler. Yani sayih gibi terkip kullandığı gibi, sayih hasen gibi mürekkep terkipler. Sayih hasen garip gibi mürekkep terkipler de kullanmaktadır. Arka planda Tirmizi'nin acaba bu terkipleri, sayih dışındaki bu terkiplerin için kullandığı araştırıldığında, Tirmizi'nin zaten hasendeki şartı başka ravilerinin, yani o hadisin başka turukunun, başka isnadının olması şartı vardı yani. Demek ki Tirmizi'ye ulaşan hadisin iki isnadı varsa, bir isnadı sahih, diğer isnadı hasendir. Peki diğer isnat niye hasene düşmüştür? Ravinin zaptında
kusur meydana geldiğinde sahih hadisin şartlarından bir tanesi her ne kadar ortadan kalkmasa da bir tanesinde kusur meydana gelmiştir. O kusur başka hadis kitaplarından gelen bir isnatla düzelirse, diyelim o ravinin hafızasında sıkıntı var, o hadisi tam okuyamadı, diyelim Ahmet ev Mehmet dedi ya da Muhammed dedi yani. Mehmet Muhammed aynı tarzda yazılır ama Osmanlı genelde Mehmet'i kullanmış yani. Çünkü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o çocuğumuzun ismini andığımızda kötü bir söz çıktığında yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismine biz o sözü söylemeyelim, o galiz ifadeyi kullanmayalım diye Muhammed'i Mehmet kullanmışlar. Şu güzide düşünceye bakın yani. Muhammed ve Mehmet'in yazılışı aynı. Yani Muhammed mi dedi, Ahmet mi dedi? Ya da Hasan mı dedi, Hüseyin mi dedi yani? Ravi şek ediyorsa, Hasan el Hüseyin diyorsa burada bir şek vardır yani. Yani Hazreti Hasan mı Allah Resulü'nden bu hadisi rivayet etti? Yoksa Hazreti Hüseyin Efendimiz mi bu hadisi rivayet etti kendisine? Bir şek meydana gelmiştir. Ha, diğer isnadında Hasan ortaya çıktıysa zaten buradaki ravinin meşkuk durumu yani o Hüseyin miydi, Hasan mıydı tam hatırlayamadım dediği durumu zahir olmuştur. Ve o hadis Hasan hadis durumundan sahihe yükselmiştir, mertebe kat etmiştir. Buna biz sahih li gayrihi diyoruz. Yani kendisinden sahih olmayan bir başka sebepten yani bir başka isnadı desteklendiği için başka sebepten sahih olduğu için sahih li gayrihi adı verilmektedir. Bu Tirmizi'ye mahsus mürekkep halleri de izah etmiş olduk. Tirmizi demek ki hadisin sahih olduğunu, hadisin Hasan Basri'nin, bu da tabi'in imamlarından, vefatı 110-728 miladi, İmran'dan rivayet ettiği hadistir. Fakat Hasan İmran'dan, yani İmran bin Hüseyin'den hadis dinlememiştir denmiştir. Peki dinlemediyse dersinin başında ifade ettiğim gibi onu bir başkasından alma ihtimali vardır. Ya da onun hadislerinin yazılı bir nüshasından alma ihtimali vardır. Yani Hasan el-Basri İmran bin Hüseyin'e mülaki olmadıysa bir başka ravi aracılığıyla almış demektir. Yani direkt şeyhini görmemiş demektir. Hadiste şeyhini görmeyen, şeyhiyle mülaki olmayan bir duruma İmam Buhari iltifat etmemiştir. Demiştir ki yani ben mutlaka şeyhimi görmeliyim. Ve onun at hikayesi çok meşhurdur ve o hadisini alacağı zatı geriden takip ediyor yani. Bakıyor, Araplar abiye giyer uzun füstan şeklinde. Füstan diyoruz biz Anadolu'da yani. Yani ta diz kapaklarını aşacak şekilde yani ayaklarına kadar inen bir kıyafet giyerler. O zatı takip ediyor. O füstan dediğimiz abiye kıyafeti yukarı doğru kaldırdığını ve onun içinde sanki atı çağırırken bir şey varmış izlenimini verdiğini Buhari fark ediyor. Biraz daha yaklaşıyor. Diyor ki eteğinde ne var? Bakıyor hiçbir şey yok yani. Ha diyor sen atı kandırıyordun. Peki niye atı yanına çağırıyordun? Onu elinden kaçırmış yakalamak istiyor yani. Yani kucağında sanki bir ot varmış gibi atı kandırıyor. Ben de diyor Allah Resulü'nün hadisini senden almaya gelmiştim. Sen atı kandırıyorsan beni de kandırırsın. Senden hadis almıyorum diyor. Bu kadar rühle yapıyor, bu kadar uzun yolculuklara çıkıyor Buhari. Şeyhinin orada hileli bir işini görünce ondan hadisten vazgeçiyor. Çünkü o aldığı hadis dinde bir ilke olacak. Bir helalı haram ya da haramı helal kılacak yani. Böyle bir durum hasıl olduğu için o kişinin Allah Resulü'nün üzerine yalan söyleme ihtimali var. Buhari diyor ki ben şeyhim ile mülaki olmam lazım. Şeyhimin yalan söylememesi lazım. El ittihem bil kiz. Yalancılıkla itham edilmemiş olması lazım. Ravinin muttaki olması lazım yani. Yani basit gördüğünüz günahlardan bile kaçması lazım. Bir ravi gidip bir karıncaya eziyet ediyorsa hani dün dersimizde öyle demiştik. Yani Kanuni Sultan Süleyman Şeyhülislam'a Ebu Suud Efendi'ye dönemin Şeyhülislam'ına diyor ki ben bir ağacı karınca sarmış. Bunu öldürebilir miyim? İtlaf edebilir miyim? Yani ağacı sarmış karınca. Ben bu karıncayı kırınca
Yani benim durumum ne olur? Şeyhül İslam'ın verdiği cevap şudur. Sen bu karıncayı kırınca, yani karıncayı öldürünce, yani Allahu Teala senden hakkın alır karınca. Demek ki senin ağacı sardı diye o karıncayı öldürme, itlaf etme hakkın yoktur. Ha, oradaki karıncayı itlaf eden bir zatın, ki Kanuni Sultan Süleyman vazgeçmiştir bu hareketinden, Şeyhülislam'dan fetva aldıktan sonra. Peki hiç fetva almadan, kendi hal ve hareketlerine göre, kendi akli verilerine göre hareket eden adamın hali ne olacak yani? Vasiyet ediyor, diyor ki şu sandukayı benimle gönderin. Çünkü bu sandukada ben herhangi bir sefer kararı mı alacağım? Bu sandukada yazılı Şeyhülislam'dan fetva almışım ben. Bu sefere çıkabilir miyim? Herhangi bir hüküm verecek Şeyhülislam'dan fetva almış. Bu caiz midir? Hepsini sandukada bir araya getirmiş. Yani Allahu Teala sorduğunda, ey kulum Süleyman, sen bu eylemi nasıl yaptın dediğinde, Allah'ım ben dönemin en büyük alemi Şeyhülislam'dan fetva aldım, diyelim Ebu Suud Efendi'den fetva aldım. Ben buna göre karar verdim, buna göre sefere çıktım, buna göre hüküm verdim diyecek yani. Peki Kanuni Sultan Süleyman gibi bizim bugün güncel hayatta yaptığımız eylemleri Kur'an'dan, sünnetten delillendiriyor muyuz? Allah Resulü iki tane kaynak bırakmış, emanet bırakmış. فَاِنْ تَنَازَاتٌ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Siz Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız aranızdaki problemleri Allah'a ve Resulüne getirin. Ne demek? Kur'an'da bu hüküm çözüldüyse artık sana bir görüş arz etmen mümkün değildir. Sana bir hüküm vermek düşmez. Hadisler, yani Allah Resulü'nden mevzuk, güvenilir, yani sayı hadislerde bu kesin tespit edildiyse sana hüküm vermek düşmez. İmam-ı Azam'ın ilkesi de budur. İmam-ı Azam Kur'an'da bir ayet varsa orada kalmıştır. Kur'an'da bulamadığı bir hükmü hadislerden bakmıştır. Hadislerde bulamadıysa sahabe-i kiramın icmasına bakmıştır. Sahabe-i kiramın bu konuda bir görüşü var mı? Ortak bir görüş hasıl olmuş mu? Diyelim Hazreti Ebu Bekir'in bir uygulaması var mı? Hazreti Ömer'in bir uygulaması var mı? Hazreti Osman'ın bir uygulaması var mı? Hazreti Ali Efendimiz'in bir uygulaması var mı kendi dönemlerinde? Halife olduğu dönemlerde. Ya da sahabe-i kiramın bu konuda icması var mı? Görüş birliği var mı yani? Peki tabiinin kavmine ne dersiniz? Humur ricel, nahmur ricel diyor. Onlar adamsa biz de adamız. Çünkü kendisi tabiin zaten. Biz de yani fikir ortaya koyarız. Biz de hüküm üretiriz. Kur'an'da yoksa, sünnette yoksa, sahabenin icmağında yoksa. Şimdi aklı evvel adam ne Kur'an'a bakıyor, ne hadislere bakıyor, ne sahabenin icmağına bakıyor. Hemen bir sıkıntıda Allah Resulü'nün iki emanetini devre dışı bırakıyor, bana göre diyor. Bir avukatıma sorayım diyor. Ya da mahkemeye götüreyim bu olayı diyor, ama Allah öyle demiyor. فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ En önce Kur'an'a, Allah'a, sonra Resulüne getirin. اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız aranızdaki problemleri Kur'an ile çözün. Sünnet ile çözün. Allah Resulü'nün ilkeleri ile çözün yani. Onun için Muaz bin Cebel'i Allah Resulü Yemen'e kadı, vali olarak gönderirken, hem vali hem kadı, hem oranın devlet işlerini görecek, hem de onların nizalarını, problemlerini, hukuki problemlerini çözecek bir hakim olarak gönderiyor. Diyor ki ona, ehli kitaba gidiyorsun, sana sorular gelecek. Neyle hüküm verirsin? Kitabullahi, Allah'ın kitabıyla. فَاِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِ سُنَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ Peki onda bulamazsan Allah'ın Resulü'nün sünnetiyle. فَاِنْ لَمْ تَجِدْ Peki onda da bulamazsan bir re'yi. Kendi re'yimle, yani hür irademle karar veririm deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a şükrediyor. Bugünkü insanların bir haline bakıyor insan. Bir de sahabe-i kiramın haline bakıyor. Bizim ne kadar ilimden, irfandan yoksun olduğumuzu, ilim ve irfanı devre dışı bırakarak şahsi fikirlerimizi Kur'an'ın ve sünnetin üzerine çıkardığımızı
insan görünce biz neredeyiz? İslam'ı temsil ettiğini söyleyen bizler neredeyiz? Sahabe-i kiram nerede? Allah Resulü nerede? Diye sormadan edemiyoruz. Kardeşlerim, bir sonraki hadisin ravisi Büreyde'nin babasından rivayet ettiği hadistir. Ennennebiyye sallallahu aleyhi ve selleme. Bunlar genelde meşhur isnatlar. Ravi babasından, babası da kendi babasından, yani ravinin dedesinden alabilmektedir. Burada da hem oğlunun hem de babasının ravi olduğu görülüyor. Ennennebiyye sallallahu aleyhi ve selleme ceale liceddeti es-sudus fe izâ lem yekun dûneha Yani bir nineye acaba başkaları yoksa, hadiste yanında anne yoksa ne miras düşer konusunu bir problem olarak düşündüğünde, böyle bir soruyu Allah Resulüne sorduğunuzda, peki annesi yoksa nine kaç alır? Mirastan altıda bir hisse alır hükmünün verildiğini görüyoruz. Allah Resulü'nden sonra Hazreti Ebu Bekir'e bir kadın geliyor. Diyor ki, Mâte İbnul İbn, yani benim oğlumun oğlu vefat etti. Ben ondan miras istiyorum. Hazreti Ebu Bekir diyor ki, Kur'an'da seninle ilgili ben yani bir hüküm bilmiyorum. Ben sana miras veremem yani. Oğlunun vefatından dolayı sana ben miras veremem. Kadın diyor ki, sen Allah Resulü'nün nineye 1/6 miras verdiği, sudus yani. Verdiği halde sen nasıl mirastan beni men edebilirsin? Hazreti Ebu Bekir şaşırıyor. Hazreti Ebu Bekir Allah Resulü'nün öyle bir icraatına şahit olmamış. Git diyor, şahit getir. Gidiyor, Allah Resulü'nün bu hükmüne şahit olan sahabeyi getiriyor. Ve Allah Resulü'nün bu hükmüne boyun eğen Hazreti Ebu Bekir 1/6'yı nineye veriyor. Bakın Allah Resulü'nün hadislerinde de var. Ha, Hazreti Ebu Bekir bu hadisi işitmemiş olabilir. Hazreti Ömer hadisi işitiyor ama hadisin bir kısmını işitmiyor. Hazreti Ayşe diyor ki, Allah Ömer'e rahmet merhamet eylesin. Hadis böyle değil yani. Allah Resulü böyle demedi. Allah Resulü dedi ki, o kabirdeki kişi azap çekiyor, ailesi ağlıyor. Hazreti Ömer nasıl anlatıyor hadisi? Kabirdekinin azap çekmesi ailesinin ağlamasındandır. Hazreti Ayşe, Hazreti Ömer'in hadisi yanlış anladığını ifade ediyor ve düzeltiyor. Allah Resulü böyle bir inancın, Yahudilerde böyle bir inancın olduğunu hadiste aktarıyor. Ondan sonra diyor, o orada azap çekerken ailesi ağlıyor. Hazreti Ömer nasıl algılıyor? Ailesinin ağlamasından dolayı kabirdeki kişi azap çekiyor. Allah diyor, Ömer'e merhamet etsin. Allah Resulü böyle şey demedi ki yani. Allah Resulü şunu söyledi. Kabirdeki azap edilirken ailesi evde ağlıyor dedi. Burada da Allah Resulü'nün uygulamasının Ebu Davud'un ve Nesai'nin sünenlerinde yer aldığını, İbni Uzeymi'nin sahihi, o da yayınlandı. Makbu yani. Ve İbni Carut dediği Tayalisi. Tayalisi'nin de Müner yayınları tarafından 2 cilt halinde tercümesi yayınlandı. Kardeşlerimize ifade edelim. İbn Adi de bu hadisi kuvvetli bulmuştur yani. Yani bu hadiste problem yoktur. Bu hadis sahihtir anlamında. Kardeşlerim, burada bazı izahların yapıldığını şerhte görüyoruz. İlk 6'da bir miras hakkı olarak, ikincisi ise akrabalıktan dolayı verildiğini yukarıdaki hadiste zikretmiştik. Hasan bin Ebi Hasan el-Basri'nin Ensar'dan olduğu, yani Ensar Mekke'den Medine'ye hicret edenlere yardım edenler, onların mevlasıdır. Yani azat ettiği kölelerdir. Yani o kölelerden birisidir. Babasının ismi Yesar'dır. Kıymetli imamlardan birisidir. Fika, yani güvenilir ve fakihtir. Faziletli ve meşhur bir kişidir. Takva sahibi bir abittir. İlmi çoktur. Fasih, güzel, güzel yüzlü, alim, yüce, toparlayıcı bir insandı. Tabiinden 3. tabakasının başıdır. Hazreti Ömer'in halifeliğinin bitişine 2 yıl kala doğmuştur. Hazreti Ali ve Hazreti Osman'ı görmüştür. Zaten dersimizin geçtiği noktada biz
Hasan el-Basri'nin tabi'in imamlarından olduğunu, vefat tarihinin 110 Hicri 728 miladi olduğunu zikretmiştik. Hazreti Ali ve Hazreti Osman Efendimiz'e yani yetişmiş. Fakat onlardan hadis dinlememiştir. Hicri 110'da zikrettiğim gibi Recep ayının 90 yaşında. Recep ayı yani Hicri 110'da Recep ayında 90 yaşında 90 yaşına yaklaşmışken vefat etmiştir. Yani 90 yaşına ikmal etmediği de ifade ediliyor. Ninenin, babanın veya annenin annesinin bir veya daha çok olması fark etmez. Ona yükselerek veya inilerek varılması da önemli değildir. Uzak olan, yakın olan nine karşılığında düşer. Yani yakın olan pay alır, uzak olan alamaz diyor. Hadis ninenin mutlaka anne sebebiyle mirastan düşeceğine delildir. Baba tarafından olan ninelerinde baba sebebiyle düşeceği kabul edilmiştir. Düşme sebebi hasf diyoruz yani hacb yani birisi alıyorsa diğeri alamaz anlamında hacb. Bir nevi yani mirastan pay alamayacağı. Düşme sebebi bu ninelerin ölen kişiye baba tarafından akraba olmalarıdır. Bilindiği gibi mütli, mütla, bihle beraber mirasçı olamaz. Baba tarafından ninelerin babanın mirasçı olmasıyla mirasçan düşeceğini Hazreti Osman, Hazreti Ali, Zeyd bin Sabit ve diğerleri söylemişlerdir. Allah birinden değil, hepsinden razı olsun. Bir sonraki hadis Miktam bin Ma'd bin Kerb'in rivayet ettiği hadis kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme el hâlu varisu men la varise lehu. Mirasçısı olmayanın hala mirasçısıdır. Yani hala babanın kız kardeşi. Mirasçısı yoksa o kişinin halası onun mirasçısı olur. Yani babası yoksa, annesi yoksa, ölenin kız kardeşi ya da erkek kardeşi yoksa sadece halası varsa mirasçı olur. Burada halin dayı olarak çevrildiğini, hale, hala, hal, dayı olarak çevrildiğini de görüyoruz. Yani demek ki dayının dayı yoksa halanın, hala yoksa dayının da miras alacağını görüyoruz. 1508 hadisin zevil erham, uzak akrabanın mirasçı olabileceğini söyleyenlere delildir. Yani burada dayı uzak akrabadır. Yani asıldan, asıl nedir? Dededir, oğludur, babasıdır, annesidir yani kişinin. Diğer kollar amcası, halası, dayısı asıl değil, furudur yani. Yani furunun, uzak akrabanın mirasçı olacağına söyleyenlere bu delildir. Demek ki halası da burada hal ya da halesi de teyzesi ya da hala anlamına da geliyor. Hem hala hem teyzesi anlamına geliyor. Mirasçı olabilir. Sahabenin çoğunluğu bu görüşü benimsemiştir. Zeyd bin Sabit ise zevil erhamın yani yakın akrabanın mirasçı olamayacağını söylemiştir. Yani Zeyd bin Sabit Kur'an-ı Kerim'in cem edildiği zaman diliminde Hazreti Ebu Bekir tarafından komisyon başkanı olarak addedilmiş. Zaten kendisi de hafız. Onun yanına diğer hafızları da görevlendirmiş. Siz Kur'an-ı Kerim'i cem edeceksiniz. Yani bir araya getireceksiniz. Hazreti Ömer'le Hazreti Ebu Bekir'in tartışmasının da kitaplara geçtiğini görüyoruz. Yani Hazreti Ömer zaten hadislerde de aynı kanaate sahip. Yani Kur'an'ın önüne Hazreti Ömer herhangi bir ilkeyi geçirmek istemiyor. Ve diyor ki hadis rivayet eden sahabilere siz rivayeti artırmayın yani. Bu ne demek? Yani Kur'an temel prensibimizdir. Başımızın tacıdır. Gittiğiniz ülkelerde Kur'an ön planda olsun. Hadisleri Kur'an'ın önüne geçirmeyin. Ama aklı evveller bugün Hazreti Ömer'in sözünden şunu anlarlarsa bu ne kadar talihsizlik diyorum. Ya Kur'an'a bakın, hadislere bakmayın. Böyle bir şey demiyor ki Hazreti Ömer yani. Hazreti Ömer'in sayfası var. O zaman Hazreti Ömer'in sayfası nasıl ortaya çıktı? İbni Kesir tarafından sayfası çalışılmış, bir araya getirilmiş. Benim bildiğim kadarıyla 3 tane nüshası var, yayınlanmış yani. Hazreti Ebu Bekir hadislerin yazılmasına karşı çıkmıyor ki, yazıyor. 500 kadar diyor babam
hadisi bir araya getirmişti. Sabaha kadar uyuyamadı yani. Kızım o sayfayı getir dedi. Hazreti Ayşe anlatıyor. Getirdi ve getirtirdi ve o sayfayı diyor yaktı yani. Ama yıllar sonra ben Türkçe tercümesini Ebu Bekir Sıddık Efendimizin nüshasının tercümesini gördüm. Yani Hazreti Ebu Bekir Sıddık'tan yazan yani yakmadan önce ateşe vermeden önce yazan bir sahabinin Hazreti Ebu Bekir'den yazdığı hadisler günümüze kadar yazma olarak muhafaza edilmiş kütüphanelerden bulunmuş, ortaya çıkarılmış, Türkçe'ye tercüme edilmiştir yani. Emman bin Münebbi'nin Ebu Hureyre'den yazdığı 138 hadisi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi neşriyatından yayınladı yani. 138 hadis ilk neşreden Arapça Profesör Doktor Muhammed Hamidullah'tır yani. Berlin ve Şam nüshalarını bir araya getiren Muhammed Hamidullah Arapça neşretmiştir bu eseri. Daha sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Profesör Doktor Talat Koçyiğit hocamızın tercümesiyle yayınlamıştır. Yine aynı dönemde hocamızın tercüme ettiği dönemde Ankara Müftüsü merhum Doktor Mehmet Ragıp İmamoğlu hocamız tarafından kardeşlerim. Demek ki yakın akrabanın mirasçı olup olmayacağı ile ilgili tartışmalar var. Zeyd bin Sabit yani Kur'an-ı Kerim'in bir araya getirilmesinde Hazreti Ebu Bekir'in komisyon başkanı tayin ettiği Güzide Sabi Zevil Erham'ın yani dayının, halanın, teyzenin mirasçı olamayacağını, dolayısıyla bunların çocukları da mirasçı olamaz yani. Halanın çocuğu da mirasçı olamaz Zeyd bin Sabit'in kavline göre. Teyzenin çocuğu da erkek çocuğu, kız çocuğu ya da amcanın oğlu ya da kızı mirasçı olamaz demektir yani. Şevkani'nin sık sık ismi geçiyor Neylül Evtar'ı. Uzak akrabanın mirasçı olabileceğini söyleyenler bu bölümün hadisiyle ve Allahu Teala'nın şu ayeti kerimesinin umumuyla ihticac etmişlerdir. İhticac yani delil olarak kullanmışlardır. Yakın akrabalar birbirlerine varis olmaya daha uygundur. Zevil Erham yani. Enfal suresi 75. ayetini delil olarak, ihticac olarak kullananlar yakın akrabanın yani dayının, halanın, teyzenin ya da onların çocuklarının, kız ya da oğullarının mirasçı olacağını ifade etmişlerdir. Anne ve babanın yakınlarının bıraktıklarından erkeklere pay vardır. Ana babanın ve yakınlarının bıraktıklarından kadınlara da pay vardır. Nisa suresinin 7. ayetini de delil olarak kullanıyorlar. Erkekler ve kadınlar ve akrabalar ifadeleri onların hepsini içine alır. Yani dayısını, halasını, teyzesini ya da onların amcasını, onların oğullarını. Kardeşlerim, Hakim'in ve İbn-i Hibban'ın bu hadisi sahih addettiklerini, yani dayının mirasçı olmayanın mirasçı olduğu, yani dayının mirasçı olabileceği, Ebu Zurva ve Er-Razi'nin, bunların her ikisi de Er-Razi nispetiyle anılıyor. Ebu Zurva Er-Razi, Ebu Hatim Er-Razi. Bunların da hadisin hasen olduğunu, yani bu hadisin ravilerinde biraz önce ifade ettiğim şekilde hasene düştüyse hadis zaptında kusur vardır anlamında. An Ebi Umame bin Sehl kâle ketebe ma'i Umara ile Ebi Ubeyde radıyallahu an enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kâle Allahu ve Resulü Mevla men la mevle lehu vel halu varisu men la varise lehu. Ebu Umame Sehl'in yani Sehl'in oğlu Ebu Umame'nin rivayet ettiği Allah onlardan razı olsun hadise göre Mevlası olmayan kişinin Mevlası halasıdır. Yukarıda ifade edildiği gibi dayısıdır. En önce Mevlası olmayanın Mevlası Allah ve Resulüdür. Allah ve Resulü Mevlası olmayanın. Mevla burada koruyucu yani onu himaye edici anlamında. Vel halu varisu men la varise lehu.
Varisi olmayanın da hal dediği dayısı onun varisidir. Burada bir izahın yapıldığını görüyoruz. Ümame bin Sehl'in isminin Esad olduğu, Saad olduğu da söyleniyor. Künyesiyle meşhur olduğu, yani Ebu Umame onun künyesidir. Araplarda künye ilk oğluna nispet ediliyor. Örneğin Ebul Kasım, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın büyük oğlunun Kasım ismidir. Kasım'ın babası anlamında. Yani burada da Ümame'nin babası anlamında. Sehl'in oğlu Ümame'nin babası anlamında. Künye Ebu Umame yani. Künyesi Ebu Umame bin Sehl bin Uneyb bin Vahib el-Ensari'dir. Bu da Ensardan yani Mekke'den Medine'ye hicret edenlere yardım edenlerden. Evs kabilesindendir. Medinelidir. Sahabe arasında sayılır. Yani Allah Resulü'nü görüp konuşan sahabenin tanımı nedir? Hadis usulü terimlerinde Allah Resulü'nü görmüş, iman etmiş ve o iman üzere vefat etmiş kişidir. Bazı alimler buna hadis usulü alimleri itiraz ediyor, hayır diyor. Bir kişinin sahabi olabilmesi için Allah Resulü ile gazveye katılması lazım. Böyle şartı ileri süren sahabiler de var. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüş ama ondan herhangi bir şey dinlememiştir. 100 yılında bu Hicri 100 yıldır. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından 90 yıl sonra 92 yaşındayken vefat etmiştir. Ebu Ubeyde Amir bin Abdillah el-Cerrah el-Hilali el-Kureyşi el-Fehri'nin cennetle müjdelenen 10 kişiden bir tanesi olduğu Ebu Ubeyde bin Cerrah'tan bahsediyor yani. İlk Müslüman olanlardan olduğu Habeşistan'a ikinci hicreti de yaptığı Bedir ve diğer tüm harp ve kaza ve seriyelerde bulunduğu Uhud'da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanağına girmiş olan iki zırh parçasını ağzıyla çıkardığı, yani dişleriyle çıkardığı, iki ön dişi bu arada düştüğü, Şam fetihlerinde Müslüman ordularına komutan olduğu Anvas taununda, o dönemde Hazreti Ömer'in döneminde Hazreti Ömer sefere çıkıyor. Ebu Ubeyde bin Cerrah, ey Ömer diyor, sen sefere çıktın, niye geri dönüyorsun? Hemen Hazreti Ömer, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisini ona arz ediyor. Diyor ki Allah Resulü bir yerde taun çıktığını işitirseniz oraya girmeyin ve oradaysanız oradan çıkmayın buyurdu. Ben de onun için o beldeye girmeyeceğim, burayı terk ediyorum deyince ey Ömer Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun diyor Ebu Ubeyde bin Cerrah el-Cerrah. Yani cennetle müjdelenen 10 sahabiden bir tanesi. Hazreti Ömer evet diyor Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyorum. Sizin diyor iki vadiniz olsa, o vadinin birisi kurak birisi sulak olsa, biz sulak olan araziye mera deriz. Ben Afyonkarahisar Emirdağlıyım. Hala mera terimini kullanırız otlak anlamında yani. Sizin meranız olsa, yani otlak sulak bir arazi olsa, siz bu sulak arazide o hayvanlarınızı suladığınızda Allah'ın kaderi olmuyor mu? Allah'ın kaderi oluyor. Peki kurak arazide Mekke'nin toprakları ciddi anlamda Mekke'den Medine'ye geçtiyseniz zaten karayoluyla gidiyorsunuz. Mekke'den Medine'ye hava yolu yok yani. 450 kilometre bir uzaklık konaklamayla bazı yerlerde öyle ikindi namazını kılıyorsunuz. Konakladığınız, dinlendiğiniz alanlar olduğu için 450 kilometrelik bir alan yaklaşık size 7-8 saatlik bir mesafe arz ediyor. Allah Resulü o mesafeyi 14 gün boyunca yürüyerek geçmişti. Bugün Allah Resulü'nün o yürüdüğü mekanları geçtiğinizde caz çavlak olduğunu görürsünüz. Yani bir belki ağaç ne ağacı yani. Belki deve dikeni dediğimiz dikenler dışında o arazide Mekke ile Medine arasında böyle Bartın gibi yemyeşil bir iklim, Rize gibi yemyeşil bir iklim, Ordu gibi yemyeşil bir iklim. Şimdi Ankara'da yemyeşil hale geldi mesela, güzel parkları var. Dünyanın en büyük parklarından iki tanesi Ankara'da mesela. Bir tanesi Harikalar Diyarı, bir tanesi benim oturduğum bölgeye, Güneş Evler'e yakın mesela Altın Park yani.
Altın Park'ın şu anda bulunduğu yer bir iki köyden daha büyük yani. Park Ankara'nın yani bir nevi mesafesi, kalbi mesafesinde, tam merkezinde yani Altındağ'da. Meclisin kurulduğu ilçede, ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ilçede. O diyelim meclisin açıldığı yere 5 kilometre yani Altın Park yani. Güzide parkların yapıldığı zaman dilimlerini de görüyoruz elhamdülillah yani. Yeşilin bir nevi kişilerin hasret kaldığı o iklimi görünce belki diyebilirsiniz Allah Resulü bu sıcakta nasıl hayatını idame ettirdi? Kasım ayında 2012'de Kabe'deki sıcaklık 55 derece. Allah-u Teala'nın lütfu ve inayetiyle Kasım ayında düşünün ter, bir taraftan da tavaf yapıyorsunuz yani. Allah'ın lütfunu ve inayetini Rabbim cümlemizin ve cümle inananların üzerinden eksik eylemesin. Kasım ayında 55 derece sıcaklığı Ağustos ayında bir düşünün. Temmuz ayında bir düşünün. Allah Resulü o iklimde nasıl yaşadı? O sıcakta Allah Resulü'nün ashabı nasıl hayatını idame ettirdiler yani? Düşünmeden insan yapamıyor. Kardeşlerim, Allah ve Resulü'nün Mevlası olmayan, yani koruyucusu olmayan, yani bir nevi garip, yetim, yetama dediğimiz kişiler, onların Mevlası, koruyucusu Allah ve Resulü'dür. Mirasçısı olmayanın dayı da mirasçısıdır deniliyor. Yani o babası geride kalmadıysa, annesi geride kalmadıysa, erkek kardeşi, kız kardeşi geride kalmadıysa, sadece dayısını geride bıraktıysa ya da halasını geride bıraktıysa, yukarıda geçti amcasını geride bıraktıysa onlar mirasçı olabiliyor. Şam fetihlerinde Müslüman ordularına komutan olmuştur. Biraz önce zikrettiğim gibi Hazreti Ömer'in Şam'dan geri dönerken orada komutan olduğu gibi. Anvas taunundan işte o Hazreti Ömer'in o taundan kurtulmak için o bölgeyi terk etti, o bölgeye girmedi yani. Hicri 18'de 58 yaşında Ebu Ubeyde bin el-Cerrah, yani Allah Resulü'nün cennetle hayatta müjdelediği 10 sahabiden bir tanesi. Allah Resulü bir suya, bugünkü anlamda bir kap deriz yani. Bir kaba ayaklarını sokmuş yani, öyle ırmak mı var yani? Ayaklarını bir nevi dinlendirirken sahabinin son ismini sonra zikredeceğim. Acaba arka planda o hadisi bilen kardeşlerimiz var mı, bir düşünsünler diye. O sahabiye diyor ki şu andan itibaren gelenleri cennetle müjdele. En önce Hazreti Ebu Bekir geliyor. Cennetle müjdeliyor o sahabi. Allah Resulü seni cennetle müjdeliyor. Sonra Hazreti Ömer geliyor. Sonra Hazreti Osman geliyor. Sonra Hazreti Ali geliyor. İşte Ebu Ubeyde bin el-Cerrah onlardan bir tanesi. Abdurrahman bin Af onlardan bir tanesi. Zübeyir bin Avvam onlardan bir tanesi. Sa'd bin Ebi Vakkas onlardan bir tanesi. Abdurrahman bin Af onlardan bir tanesi. Sahabi merakla diyor, peki diyor, onuncusu kimdi? Kardeşlerim bir cevap verirlerse arka planda düşünsünler diye ben sona bıraktım. Diyor ki onuncusu da bendim diyor. Kim o? Said bin Zeyd. Hazreti Ömer'in eniştesi. Hazreti Ömer'in kız kardeşi Fatıma ile evli. Taha suresi gelince Ömer nereye gidiyorsun? Bizim atalarımızın dinini inkar eden Muhammed'i öldürmeye. Sen en önce diyor kız kardeşin Fatıma'dan başlasan, senin enişten Said bin Zeyd de Müslüman oldu. Kız kardeşin Fatıma da Müslüman oldu. Hani deniz yağmur oldu da Hazreti Ömer'in kan beynine sıçrıyor. Ne demek anlamında, hemen koşuyor. Hiç kapıyı çalmadan içeri dalıyor. İşte o anda Said bin Zeyd ve eşi Fatıma Taha suresini okuyorlar. Estağfirullah. Taha ma enzelna aleykel Kur'ane liteşka. Hemen ayetleri yazılı nüshayı sedir deriz. O yatağın altına atmaya gayret ediyorlar. Hazreti Ömer o nedir diyor yani, o elinizde getirin.
Hemen ayağa kalkıyor Said bin Zeyd. Ya Ömer, onu teskin etmek için. Fatıma'ya bir tane kız kardeşine tokat aşk ediyor. Said bin Zeyd araya giriyor. Ey Ömer diyor, Fatıma senden korkmuyoruz yani. O güne kadar Hazreti Ömer tir tir titrenen bir adamken Hazreti Ömer'den nasıl korkulmaz? Hazreti Ömer diyor getirin o Nüsa'yı bakalım. O sakladığınızı bir getirin bakalım. Hazreti Ömer Taha suresini okuyor. Yumuşuyor. Yüreği, kalbi, sadrı açılıyor. Hazreti Musa'nın ifade ettiği gibi Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ugdeten min lisani yafkahu kavli. Rabbim benim göğsümü aç. Dilimdeki bağı çöz. Muhataplarım benim dediğimi anlasınlar, işimi kolaylaştır diyerek dua ettiği gibi Hazreti Ömer'in kalbi açılıyor. Kur'an okundukça şifaun ve rahmetun lil mu'minin buyuruyor Allahu Teala. Şifa ve rahmettir Kur'an. Ve Hazreti Ali, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın kapısında muhafız. Zaten Hazreti Peygamber'in bir duası vardı. Allah'ım iki Ömer'den bir tanesine hidayet ver. İkisine de dua ediyor. Ama bir tanesini arzu ediyor gelsin, İslam'a gönül versin. Peki biri Hazreti Ömer, diğeri kim? Hani zaman zaman arka planda kim 500 milyar ister sorularının en basit soruları kaçıran kardeşlerimizin, dört halifenin sırasını bilemeyen kardeşlerimizin, en basit kelimelerin anlamını bilemeyen kardeşlerimizin, hem de bunların Oxford, Cambridge mezunu olduklarını görünce, ya Allah aşkına siz yani dört halifeyi bilmedikten sonra Cambridge'de okusanız, Oxford'da okusanız, New York'ta okusanız ne yazar yani? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dört güzide iki tanesi kayınpederi, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ayşe'nin babası, Hazreti Ömer, Hazreti Hafsa'nın babası, Hazreti Peygamber'in Hazreti Hafsa ve Hazreti Ayşe eşi, Hazreti 3, Hazreti Ali ve Hazreti Osman, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın damatları, Hazreti Osman önce Rukiye ile sonra Ümmü Gülsüm ile evlenmiş, Rukiye vefat ettikten sonra Ümmü Gülsüm ile evlenmiş, Allah Resulü üçüncü bir kızım olsaydı üçüncü kızımla evlendirirdim. Hazreti Osman'ı böyle Allah Resulü taltif ediyor. Ve Allah Resulü'nün Fatıma adlı kızıyla Hazreti Ali, Hasan ve Hüseyin'in, Muhassin'in annesi ve babası yani. Hazreti Fatıma Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer evlatları kendisinden önce vefat etmiş. Sadece Hazreti Fatıma kalmış. Hazreti Fatıma da 6 ay yaşıyor Peygamberimizin vefatından sonra. Hazreti Peygamber onun kulağına bir şeyler fısıldarken Hazreti Ayşe validemiz bunu fark ediyor. Ey Fatıma diyor, baban ne söyledi? En önce güldün, sonra ağladın. Bunun sebebi nedir? Diyor, o benim babamla kendi aramda sırdır. Allah Resulü vefat ettiğinde, Dar-ı Vekaya irtihal ettiğinde tekrar yanına geliyor Hazreti Fatıma'nın. Şimdi diyor, ey Fatıma söyle, baban vefat etti. Hani sır kalmadı, şimdi söyle. Babam diyor, en önce benim Allah'a vasıl olacağımı, yani ben Allah'a vasıl olacağım deyince ağladım diyor, babamdan ayrılacağım için. Peki niye güldün? İlk kavuşan sen olacaksın deyince de güldüm diyor. Şimdi arka planda bu hadisleri okuyan aklı evvel adam diyor ki Allah Resulü gaybden haber veremez. Allah Resulü sana soracak yani. Ey Fatıma kızım, ilk sen kavuşacaksın bana. Ey ümmetim, Fatıma'nın ilk bana kavuşacağını söyleyebilir miyim? Allah Resulü Kur'an dışında vahiyle tezyin edildiğini bilmeyen adam tabii böyle bir takım saçma sapan ifadeler kullanacaktır. Peki Hatip bin Ebi Belta Allah Resulü'nün stratejik bilgilerini sızdırdığını Kur'an'da görebilir misin? Hani biraz önce İmran bin Hüseyin, ahmak adam, Kur'an-ı Kerim'de sen namazın rekatlarını görebilir misin? Demişti, sorgulamıştı. Allah Resulü Kur'an dışında vahiy aldığını bilmeyen adam Hatip bin Ebi Belta'nın olayını reddedecektir. Hatip bin Belta bir kadına sızdırıyor. Allah Resulü diyor,
o kadın falan yerde, gidin o kadını yakalayın, elindeki bilgileri alın ve gelin. Tutuklayın onları yani. Hatip bin Ebi Belta bir sahabi, Allah Resulü'nün bilgilerini Kureyş müşriklerine sızdırıyor savaş stratejisini. Peki kim bildirdi? Kur'an'da yok. Cibril-i Emin bildirdi. Allah Resulü yine bir diyet istemeye gittiğinde, Kur'an'da var mı bu olay? Yok. Bir tuzak kurdular Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. Allah Resulü'ne dediler, diyetini vereceğiz o öldürdüğümüz kişinin. Ama falan yere gelirse, falan yer dediği bir tuzak Allah Resulü'ne. Önceden dam deriz. Yani üstü hurma dallarıyla kapalı ve üstüne toprak atılmış çatı yani. Allah Resulü'ne önceden hazırladıkları büyük taşı başına atacaklar. Oraya çağırıyorlar yani. Hazreti Ebu Bekir'le gidiyor. Allah Resulü anında ayrılıyor. Peki Allah Resulü'nün oradaki tuzağa haber veren kim? Kur'an'da yok. Şimdi Kur'an'da yok. Allah Resulü'nün o tuzaktan nasıl kurtulduğunu nasıl anlayacağız? Allah Resulü'ne soruyor Hazreti Ebu Bekir. Ey Allah'ın Resulü, niye ayrıldın oradan yani? Hazreti Ebu Bekir kala kalıyor yani. Cibril-i Emin onu oradan uzaklaştırıyor. Ha Allah-u Teala'nın aynen münafıkların bir mescit yapıp artık ey Allah'ın Resulü gel bizim de mescidimizi onurlandır. Bizim mescidimizde de namaz kıl. Mesciden diraran ve tefrikan. İnsanları tefrik eden, insanları ayıran fitnenin yuvası mescidi dirar diyor. La tekun fihi ebeda. Allah-u Teala bak açıkladı. Her ayet mescidi dirar gibi değil işte. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim dışında bildirilen durumlar, Kur'an'da olmayan durumlar yoktur denilebilir mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin her anının Kur'an'a derc edilmesi mümkün müdür yani? Mümkün değildir yani. Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ibadetin nevilerini kendine göre mi ayarlamıştır? Örneğin 2 artı 2. Allah Resulü kendi iradesine göre mi ayarlamıştır 2 artı 2'yi? Yoksa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin teravih namazındaki 8 rekat kılınca kalan 12'yi niçin evde kılmıştır? Ha, farz olma endişesi taşıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Cemaat teveccüh gösteriyor. Eğer bu şekilde devam ederse Allah-u Teala'nın teravih namazını 20 rekat olarak farz kılarsa ümmetim güç yetiremez diye teravih namazının kalan 12 rekatını Allah Resulü evde kılıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin felsefesinden, iradesinden, düşüncesinden bigane insanların bugün arka planda Allah Resulü gaybtan haber veremez. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği dışında Allah Resulü'nün vahiy aldığıyla ilgili sadece Hatip bin Ebi Belta değil, başka durumlar da var. Allah Resulü'nün Kur'an dışında muhatap olduğu vahiyler yani. Buna alimler okunan vahiy ve okunmayan vahiy şeklinde ifade kullanmışlar. Okunan vahiy Kur'an yani. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yetesalun anin nebe'il azim allazi hum fihi muhtelifun. İşte bu okunan vahiy. Ha, okunmayan vahiy Allah Resulüne Allah-u Teala'nın bildirdiği, okunmayan, buna kutsi hadis deniyor ve Allah tarafından bildirilen. Bir tanesini zikredeyim örneğin. Ey kulum, ben hasta oldum, beni ziyaret etmedin. Kur'an'da var mı bu? Hadislerde var. Ey Allah'ım, sen Rabbul Aleminsin, nasıl hasta olabilirsin? Sen bilmiyor musun ki hastayı ziyaret etseydin beni ziyaret ederdin. Ey kulum, ben acıktım, beni doyurmadın. Allah'ım sen Rabbul Aleminsin, her şeyin sahibisin. Nasıl acıkırsın? Sen bilmiyor musun? Bir aca yemek verseydin, o kişiyi doyursaydın, beni doyurmuş olacaktın. Ey kulum, ben susuzluk hissettim, bana su vermedin. Allah'ım sen Rabbul Aleminsin, nasıl susuzluk hissedebilirsin? Sen bilmiyor musun? Susuzluk hisseden bir kişiye su verseydin, bana su vermiş olurdun. Gösterebilir misin Kur'an-ı Kerim'de bu olayı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Cenab-ı Hak şöyle buyurdu şeklinde hadis kitaplarına derc olunan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme
Cibril tarafından bildirilen sözü Allah Resulüne ait olan mananın Allahu Teala'ya ait olduğu kutsi hadislerdir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an dışında vahiy alıyordu. Yoksa bu hadiseleri Allah Resulü gaybden haber veremez diye bir köşeye elimizin tersiyle itmek çözüm değildir. Kardeşlerim, yani velisi olmayanın velisidir şeklinde bir ifadenin, varisi olmayanın varisidir şeklinde şerh edildiğini, Miktam'ın hadisinde ben Mevlası olmayanın Mevlasıyım. Hadiste öyle geçmişti zaten. Mevlası olmayanın Mevlası Allah ve Resulüdür. Allahu ve Resulühü Mevla men la mevle lehu. Yani Mevlası olmayanın Mevlası, koruyucusu, onu bir nevi her türlü felaketlerden muhafaza eden Allah'tır ve onun Resulüdür. Malına mirasçı olur. Bu hadisi Ebu Davud rivayet etmiştir. Yani malı Beytül Mal'e gider. O kişinin yukarıda ifade edildiği gibi annesi, babası, kardeşleri yoksa, halası, dayısı, amcası ya da onların oğulları yoksa Beytül Mal'e aittir mirası anlamında. Bu hadisi İmam Ahmed bin Hanbel'in ve Ebu Davud'un dışındaki dört imam diyorsa, o zaman Tirmizi'nin Sünen'inde, İbn-i Mace'nin Sünen'inde, Nesai'nin Sünen'inde yer aldığını görüyoruz. Ve Tirmizi bu hadise hasen hadis diyor. Hasen hadis, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi, ravinin zaptı yönüyle bir nevi unutabildiği ya da yanılabildiği durumlarda o ravinin rivayet ettiği hadisin başka isnatları var mı diye araştırma neticesinde tespit edilirse o hadis hasen, o hadisi destekleyen rivayetlere de mütabi şahit denilmektedir. O hadisin şahidi varsa o hadis zaten bir üst mertebeye yükselir, yani sahih li gayrihi olur. İbn-i İbban ise bu hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Yine Muktibon'dan Cabir bin Abdullah'ın rivayet ettiği hadiste an-Nebi sallallahu aleyhi ve selleme قال اذا استحل او مولود ورث. Cabir bin Abdullah, babası Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam ile birlikte savaşlara katılan ve o savaşlardan bir tanesinde şehit edilen bir şehit çocuğu Cabir bin Abdullah, onun rivayet ettiği hadiste 1540 hadiste en çok hadis rivayet eden 6. sırada, Muksinon'un 6. sırasında yer alıyor. Hadisi, onun rivayet ettiği hadiste doğan çocuk ağladı mı mirasçı olur ifadesini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiğini, bu hadisin Ebu Davud'un Sünen'inde yer aldığını ve İbn-i İbban'ın bu hadise sahih hükmü verdiğini görüyoruz. Burada kastedilenin bebek canlı olarak doğar, sonra ölürse mirasçı olur. Ağlama miras için şart değildir. Özellikle bu zikredilmiştir. Çünkü bebek ayrılma halinde genellikle ağlar. Bu onun yaşadığına işarettir. Yaşadığı ağlama dışında aksırma, nefes alma, hayata işaret eden hareket gibi şeylerle anlaşılırsa bu da mirasçı olması için yeterli olur. Bir sonraki hadis, isnadı meşhur olan hani torununun, babasının ve dedesinin İsnapta yer aldığı hadislerden bir tanesi Amr bin Şuayb'ın babasından, babasının da Amr bin Şuayb'ın dedesinden. Yani üç nesil var, torun, baba ve dede Allah Resulü'nden bu hadisi rivayet ediyor. Şimdi arka plandaki bir adam herhangi bir elinde delil olmadığı halde Amr bin Şuayb babasından, babası da yani Amr bin Şuayb'ın dedesinden, kendi babasından rivayet etmiş olamaz diye, yani İşkembe-i Kübra'dan bu sahabilere yalan isnadında bulunabiliyor yani. Sanki Amr bin Şuayb'ın yanında, babasının yanında, dedesinin yanında, Allah Resulü'nün yanında olmuş gibi bu hadisler bu kadar karineyle Buharilere, Müslimlere, Tirmizilere, Ebu Davud'lara, İbn-i Mace'lere, Ennesailere
İmam Ahmed bin Hanbel'in müsnetlerine, İmam Malik'in Muvatta'ına, Eddarimi'nin sünenine 9 müellifi saydım. El-Kutubu Tisa'nın müellifleri bunlar. Bunlara derc edildiği halde arka plandaki Allah Resulü'nden 15 asır uzak olan adam bu hadisleri çok rahat reddedebiliyor yani. Peki Amr bin Şuayb kalkar, ardından babası ayağa kalkar, dedesi ayağa kalkar, be zalim derse, biz bu hadisi Allah Resulü'nden işittik, ben oğluma, oğlum da torunuma rivayet etti derse senin halin nice olur yani. Amr bin Şuayb'ın yani burada babasının Şuayb olduğunu, torununun yani Amr olduğunu ama dedesinin isminin burada zikredilmediğini görüyoruz yani. Yani bu dedesinin ister ismi zikredilsin, isterse sadece Amr olarak kaydedilsin. Mutlaka cerh ve tadil alimleri, örneğin Buhari'de geçiyorsa, Buhari'nin oradaki Amr'dan kasıt hangisidir? Amr bin el-As mıdır? Örneğin Amr bin Şuayb mıdır? Yoksa başka bir Amr mıdır? Ortaya çıkarmıştır, meçhul kalmasını engellemiştir. Bununla ilgili eğer babasına nispet ediliyorsa, künyesiyle ravi tanınıyorsa o ravileri küna bölümünde. Küna künyeler yani. Ya da bir hanımefendi sahabiye ise nisa bölümünde onları ayrı bölümler açarak tasnif ettiklerini ve onların meçhul olmasından uzak olduklarını, o şahısların diyelim Evs kabilesinden, Gatafan kabilesinden, diyelim Kureyş kabilesinden bir zat olduğu yani. Her ne kadar künyesiyle bu zat meşhur olsa da bu zat halk arasında tanınan bir zattır. Diyelim Ebu Hureyre, Abdurrahman bin Sarh. Bunu herkes biliyor. Allah Resulü kedilerle meşgul olduğu için kedicik babası demiş. Humeyra, bunu herkes biliyor. Hazreti Ayşe. Hazreti Ayşe'ye Allah Resulü iltifat ederken Humeyra diyor yani. Kızılcık, pembecik anlamında yani. Ebu Hureyre'ye örneğin kedicik babası diyor. Enes bin Malik'e uzunan diyor yani. Ey iki kulaklı diyor yani. Allah Resulü'nün burada onları severek, iltifat ederek muhatap olduğunu, onlarla nasıl şakalaştığını da görüyoruz yani. Mizahın dozunu bugün kaçıranlar Allah Resulü'nün ciddi hunna ciddi, hezli hunna ciddi buyurduğunu unutmasınlar. Yani bizim şakamız da ciddidir, ciddiğimiz de ciddidir buyuruyor Allah Resulü. Yani Amr bin Şuayb'ın babası Şuayb, Şuayb'ın da babasından rivayet ettiği hadiste gale, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء. Hani bu babasını öldüren bir kişi olarak tesmiye edersek, yani mirasçısını öldüren kişi katil, mirastan pay alamaz. Katile mirastan herhangi bir şey düşmez şeklinde tercüme edildiğini görüyoruz. Hadisi Nesai ve Darekutni rivayet etmiştir. Nesai süneninde Darekutni, süneninde Darekutni'nin süneni de 3 cilt halinde Ocak Yayınları tarafından Türkçe'ye tercüme edildi. İbn Abdilber hadisin kuvvetli, Nesai ise illetli olduğunu söylemiştir. İbn Abdilber'in El İstihab fi Marifetil Ashabı var benim kitaplığımdaki vüsati 4 cilt. Sahabe tabakatını yazmış. Yani bu sahabileri en iyi hayatlarını en iyi günümüze aktaran alimlerden bir tanesi. Daha sonra İbnül Esir el-Cezeri, Cizreli alimlerden bir tanesi. 3 kardeş bunlar yani. Yani kardeşlerden İslam tarihi yazanlar var. Örneğin kardeşlerden başka ilim dalları, diyelim hadis ilmine dair Ustul Gâbe fi Marifetil Sahabe adlı eseri yazmış Mecduddin İbnül Esir. Örneğin El-Kamil fit tarihi yazmış diğer bir kardeşi yani. Yani İslam tarihinde, hadiste, diğer İslami ilimlerde kardeşleri eserler vermişler. El-Kamil fit tarihi çok meşhur bir İslam tarihi. Yani 3 kardeşten, 3 Cizreli, Cezeri'den bir tanesi. Benim zikrettiğim Mecduddin İbnül Esir, Ustul Gâbe'yi yazmış. Bendeki vüsati 6 cilt. Şimdi Ustul Gâbe'nin son ravisine bakın. Nisa bölümünde El-Gâmidiyye vardır. Son ravi. El-Gâmidiyye, El-Mercûme
şeklinde aktarılır. Şimdi adam diyor ki rejim yok yani. Ya İbnül Esir senin kadarla mı aklı çalışan adam değildi? En son raviye recmedilen kadın ismini vererek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dönemindeki o kadının halini anlatıyor. Allah Resulü'nün yanına geliyor kadın. Allah Resulü zaten vaziyetinden anlıyor. Ey Allah'ın Resulü tahhir niye ya Resulallah? Ustul Gami'nin son ravisi Gamidiyye'dir. El Gamidiyye, El Mercume şeklinde tesmiye ediyor İbnül Esir El Cezeri. Mecnuddin İbnül Esir. Allah Resulü git diyor yani. Bir müddet sonra ilerlediğini Allah Resulü onun halini görüyor yani. Hamile kadın. Tahhir niye ya Resulallah? Allah Resulü tekrar git diyor. Hamleni vaz et gel yani. Sonra çocuğuyla geliyor. Allah Resulü tekrar git diyor onu emzir. Tekrar çocuk belirli bir artık kıvama gelmiş, dişleri çıkmış bir katı yiyecek yiyebiliyor. Allah Resulü o çocuktan onu ayırıyor ve recmettiriyor. Tahhir mi ya Resulallah? Ve Allah Resulü namazını kılınca Hazreti Ömer itiraz ediyor. Zina eden bir kadının namazını mı kılıyorsun sen ey Allah'ın Resulü? O diyor öyle bir tevbe etti ki, öyle bir tevbe etti ki o kadın. Şimdi arkadaki aklı evvel adam diyor ki rejim yok, rejim uygulanmamış. Ustul Gavi'nin son ravisine bakar mısın? Uygulandı mı, uygulanmadı mı? Ustul Gavi Mecnuddin İbnül Esir'in 6 ciltlik bir eser yani. Son Nisa bölümünün son raviyesine bir bak bakalım. Rejim uygulanmış mı, uygulanmamış mı? Atıp tutmayacaksın, delil göstereceksin yani. Yok demeyeceksin yani. Var olanı muhataplarına yok diye yutturmayacaksın yani. Delil varsa benim gibi ortaya koyacaksın. Böyle bir delil var. İbnül Esir El Cezeri bu Gamidiyye adlı kadının recmedildiğiyle ilgili Allah Resulü'nün bir uygulamasını sahabe tabakatında yazmış diyeceksin yani. Öyle işkembe-i kübradan, ilimden uzak ifadeler kullanmayacaksın. İnsanlara yanıltmayacaksın yani. İnsanlara yani ilimden, fikirden, bilgiden uzak herhangi bir indi diyoruz şu anda yani kendi görüşünü arz etmeyeceksin yani. Rejim yoktur demeyeceksin yani. Hazreti Ömer itiraz ediyor. Ey Allah'ın Resulü sen rejim edilmiş bir kadının nasıl üzerine namaz kılabilirsin? Nasıl celaze namazını kılabilirsin deyince öyle bir tevbe etti ki yani tevvap olan Allah kimse karışamaz. Günahları affedecek Allah'tır. Kul hakları hariç. Sahabe-i kiram diyor ki ey Allah'ın Resulü haber vereyim mi? Derken Cibril Emin müdahale ediyor Allah Resulüne. Kul hakları hariç Allah-u Teala bütün günahları affeder. O yetkiye sahiptir. Ama Allah-u Teala kul hakları hariç ifadesini Cibril Emin'e Allah Resulüne bildiktiriyor. Bu Kur'an'da yok ne olacak şimdi? Kulların haklarını ye. Her türlü onların haklarını üzerine geçir. Ondan sonra de ya Allah bütün günahları affeder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kul hakları hariç ifadesini nereye koyacaksın yani? O kullar senin karşına ahirette çıkacak. İflas edeni Allah Resulü anlatırken sahabe-i kirama soruyor. Sahabe-i kiram diyor ki iflas eden malını kaybedendir. Allah Resulü hayır diyor. İflas eden o değildir. İflas eden başkalarının haklarını yiyendir. Başkalarının malını çarpmıştır, çırpmıştır, almıştır, gasp etmiştir. Ahiret gününde diyor, o kimselerin haklarını verecek bir sevabı kalmamıştır. Onların günahları o kişinin sırtına yüklenen kişidir iflas eden diyor. Ey Allah'ın Resulü, sen ne kadar güzel açıklıyorsun. 15 asır sonra seni anlamamakta direnen ümmetin var yani. Allah bunlara da akıl, fikir, letafet, nezafet lütfetsin. Seni anlamayı Allah-u Teala onlara kolaylaştırsın inşallah. Kardeşlerim, bir sonraki hadisin Ömer bin el-Hattab'tan rivayet edilen, biraz önce ismi geçen, ey Allah'ın Resulü, sen nasıl olur da zina eden bir kadının, recmedilen bir kadının üzerine namaz kılabilirsin dediği Hazreti Ömer. Kale semiyutu Resulallahi. Hazreti Ömer diyor ki ben işittim. Allah Resulünden bu hadisi işiterek aldım. Yekulu ma ahradu el veledu ev el veledu
فَهُوَ لِعَسَبَتِهِ مَنْ كَانَ Babanın veya çocuğun ihraz ettiği her şey kim olursa olsun asabesine aittir. Bir temel olan yani mirasta ana olan, asıl olan var asabe. Bir de furu olan amcası, dayısı, teyzesi, halası ya da onların çocuğu gibi. Asabe dediği yani asıl yani mirasa hak kazananlar. Babanın veya çocuğun ihraz ettiği her şey kim olursa olsun asabesine kalır. Bu hadisi Ebu Davud'un, Nesai'nin ve İbn-i Mace'nin sünenlerinde rivayet ettiğini İbn-ül Medini, Ali bin el-Medini'dir. Ali bin el-Medini Buhari'nin, Müslim'in, Tirmizi'nin hocaları mesabesinde güzide alimlerden bir tanesi Kitab-ül İlel'i telif etmiş. Kitab-ül İlel'in ben yayınlandığını da kardeşlerimize ifade edelim. Ben Profesör Doktor Müşteba Uğur hocamızın kitaplığında görmüştüm. Merhum oldu. Onunla yüksek lisans dersleri yaparken hocamızın zaman zaman kitaplığına nazar ettiğimizde Ali bin el-Medini'nin İlel'inin basıldığını, sonra Ali bin el-Medini'nin İlel'inin tekrar Arap aleminde yeniden basıldığını, daha güzel bir çalışma olarak bir kardeşimin elinde gördüm incelerken yani. Ali bin el-Medini yani hadiste zahiren baktığımızda illet yokmuş gibi, sahih gibi görünen ancak ravilerinin metnini incelendiğinde ravisinde ya da metninde problem olan, buna illetun kadihatun diyor hadis usulü alimleri, yani gizli illeti olan anlamında. Ancak Ali bin el-Medini gibi, Şube bin el-Accac gibi, Yahya bin Said el-Kattan gibi, Süfyan el-Sevri gibi, Buhari gibi, Müslim gibi, Tirmizi gibi, Ebu Davud gibi, İbn-i Mace gibi. Bazen Tirmizi bizzat eserinde Seeltu an ravin an Muhammed bin İsmail, yani Buhari'den, Muhammed bin İsmail'den bu ravi hakkında sordum diyor. E yakul huve kezzab. Dedi ki o yalancıdır örneğin. Huve leyyinul hadis. O gevşek bir adamdır. Örneğin huve sika. O güvenilir adamdır. Örneğin huve sadık. Yani o doğru bir adamdır. Şeklinde zaman zaman hocası Buhari'ye Tirmizi'nin sorular sorduğunu, o ravilerin rivayetinden sonra da Buhari'nin kavlini yani o ravi hakkındaki görüşünü o hadisin devamına yazdığını görüyoruz. Yani bu ne kadar güzel bir çalışma. Onun için Fuat Sezgin'e göre Kütüb-i Sitte'den özellikle Buhari ile Tirmizi'yi kıyasladığında Tirmizi'nin yararlanmak bakımından, metodik olma yönünden Buhari'den daha kullanışlı bir eser olduğunu ifade ediyor. Bakın sadece kendi görüşüne değil. Mesela ehli ilim bu konuda şu fikirdedir diyor. Ya da fukaha bu konuda bu hadisi almıştır, kullanmıştır ya da bu hadise amel etmiştir ya da amel etmemiştir. Yani makbul ya da merduttur diyor yani. Yani kendi dönemindeki alimlerin o hadisle ilgili kavillerini zikrediyor. Ve kendi döneminde bizzat Hicaz alimlerine sannaftu el musnad ve arattu ale ulemai Hicaz. Yani ben bu kitabı tasnif ettim ve Hicaz alimlerine, Mekke alimlerine sundum. Radu bihi. O kitabı beğendiler. Ve arattu ale ulemai Irak alimlerine sundum. Radu bihi. Bu hadisi kabul ettiler, beğendiler. Ve arattu ala ulemai ehli Horasan. Horasan alimlerine sundum. Radu bihi. Bu eseri beğendiler. Bu eseri yani baş tacı ettiler anlamında. Yani bu esere gönülleri ısındı anlamında. Ve devamında diyor ki kimin evinde bu eser varsa fi beyti nebiyyum yetekellem. O kişinin evinde konuşan bir peygamber vardır. Tirmizi bu üs'atte bir eser yazmış. Sadece kendi görüşlerini değil, diğer ulemanın, fukahanın görüşlerini, cerve tadil imamlarının görüşlerini. Zaten İlel son kitabı, İlel başlı başına bir hadis usulü
eseri diyebiliriz. Kardeşlerim, yine İbn-i Abdilber'in El-İstihab fi Marifetil Ashabı yazan, yani sahabe tabakatı yazan, hadisin sahih olduğunu ifade ediyor. Yani İbn-i Ömer'in babanın veya çocuğunun ihraz ettiği şey, geriye bıraktığı yani mirası, kim olursa olsun asebesine kalır. Yani asıl mirasçılarına kalır. Yani furuatına kalmaz anlamında. An Abdullah bin Ömer, bu da oğlundan rivayet edilen bir hadis, kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme, el velâ'u luhmetun ke luhmetin nesebi la yubâ'u ve la yuhadu. Velâ, velâ'yı açıklıyor, azat etmeyle oluşan yakınlıktır. Azat edilen kimdir? Köledir ya da cariyedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetinin ilk yıllarında kölelik ve carilik vardı. Hatta Hazreti Ebu Bekir'e diyorlar ki, ey Ebu Bekir, sen yetişmezsen Bilal-i Habeşi'yi Ebu Cehil öldürecek. Hemen yanındaki arkadaşlarına gidin diyor. Bilal-i Habeşi'yi Ebu Cehil ne kadar para verirse versin, o artırdıkça siz de artırın, satın alın gelin yani. Azat edin, köleliği ne son verin yani. Ebu Cehil işkenceye tabi tutan ve kendi ağırlığından daha ağır taşları vücuduna koyan bir zalim. Ehad ehad, dininden dön dediğinde Muhammed'in, yani onlar Muhammed diyor, Muhammed'in söylediklerini kabul etme, onun nübüvvetini kabul etme, Allah'ın varlığını inkar et, putlara inanıyorum de şeklinde telkin ederken yetiştiklerinde Ebu Cehil'e diyorlar ki, sat bunu bize. Zaten diyor, bunun satılacak yani alınacak neyi kaldı? Ben eziyet ettim, işkence ettim, ölmek üzere zaten. Olsun, sen bize sat. Ama siz bunun bedelini veremezsiniz. Artırdıkça artırıyor. Artırdıkça artırıyor. Hazreti Ebu Bekir'in arkadaşlarının artırdığı ücret, ya bu fiyat etmez bu, ama zaten ben bunu öldürecektim. Son bir hançer vurup öldürecektim bunu. İyi de para veriyorsunuz, satayım bari şeklinde Bilal-i Habeşi'yi satın alıyorlar ve hürriyetine kavuşturuyor Hazreti Ebu Bekir. Vela dediği azat edilen kölenin karşısındaki, yani azat eden şahıs erkek olsun, bayan olsun, onunla bir nevi akrabalık bağı anlamında. Azat etmeyle oluşan yakınlıktır, akrabalıktır. Bu azat eden kişinin azat edilenden miras hakkıdır. Yani o azat ettiği kişi de o kişinin mirasından alır anlamında bir haktan bahsediyor. Vela nesep yakınlığı gibi bir yakınlıktır. Ne satılır ne de hibe edilir. Hakim, yani Hakim en-Nisaburi müstedrekinden bahsetmiştim. Hadisi İmam Şafii, Muhammed bin Hasan, Muhammed bin Hasan Eşşeybani'dir. Ebu Hanife'nin Yüzide talebelerinden Ebu Yusuf, Muhammed bin Hasan Eşşeybani ve İmam Zufer. Bir dipnot aktarılıyor. Araplar velayı satıyor ve hibe ediyorlardı. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu yasaklamış ve bunun nesep gibi olduğunu, ortadan kaldırmayla yok olmayacağını söylemiştir. Yani o azatlı kölenin, o vefat eden sahibinden alacağı mirastan bahsediyor Allah Resulü. Ebu Abdillah Muhammed bin Hasan bin Ferkat Eşşeybani, İmam-ı Azam'ın Güzide talebelerinden, Beni Şeymanların azatlısı olduğu rivayet edilir. Bu da Mevla, yani bu da azatlı kölelerden bir tanesi. İmam-ı Azam'ın Güzide ikinci talebesi Ebu Yusuf birinci, Hasan Eşşeybani, Muhammed bin Hasan Eşşeybani, İmam Muhammed şeklinde geçer. Onun da yani Mevla azatlı bir köle olduğunu zikrediyor Şarih. Hanefi imamlarından biridir. Hicri 132 yılının ortasında doğmuştur. Küfe'de büyümüştür. Yani ehli reyden, yani o dönemde alimler ikiye ayrılıyor. Küfe ekolünün temsil ettiği ehli rey, Medine ekolünün, Medine alimlerinin temsil ettiği ise yani ehlül Medine, yani amelü ehlil Medine şeklinde de ifade ediliyor. Yani onların uygulamaları ya da Küfe alimlerinin uygulamaları. Sonra Ebu Yusuf'tan, en önce Ebu Hanife'nin meclisine devam ederken sonra Ebu Yusuf'tan fıkıh tahsil etmiştir. Pek çok eşsiz kitap tasnif etmiş ve Ebu Hanife'nin ilmini yaymıştır.
Hanefilerin üçüncü ayağıdır. 3 yıl İmam Malik'ten ilim tahsil etmiştir. Öğrencisi olan İmam Şafii, ruhu Muhammed bin Hasan'dan daha hafif olan hiçbir insan ondan nus sahibi birisini görmedim. Nus dedi, yani edep terbiye almış. Nus ile uslanmayanı etmeli tekdir. Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir diyor. Eski tabirli atalarımız. Hafızasın, yani nus edeplendirme, hafızası bakımından onu hadis rivayetinde zayıf görmüşlerdir. Hicri 189 yılında Reyim köylerinden Ranbuye'de vefat etmiştir. Kardeşlerim, bir sonraki hadis Ebu Kılabe'nin Enes bin Malik'ten rivayet ettiği hadis. Kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme afradukum zeytun thabit. Yani sizin feraiz ilmini aranızda en iyi bilen afradukum, yani farida, efrada, ferida yani miras hukuku anlamına geliyor. Efrat miras hukukunda en ileri giden anlamında. Yani afradukum Zeyd bin Sabit, yani sizin feraizde en iyi bileniniz Zeyd bin Sabit'tir. Kardeşlerim, Ebu Kılabe'nin isminin Abdullah bin Zeyd bin Amr veya Amir el-Jurmi el-Basri olduğu, büyük bir tabi'in imamlarından olduğu ve faziletli ve sika olduğu, mürsel rivayetlerinin çok olduğu. Mürsel, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi gören bir sahabinin örneği. Görmüş ama peki Allah Resulü'nü minberde, Allah Resulü'nün bir hitabı var. Allah Resulü'nün hutbeleri de yayınlandı mesela. O hutbelerden gerçekten sonuna kadar istifade etmiş mi, yoksa hutbenin, Hazreti Ömer örneğini vermiştim, hutbenin bir kısmını mı dinlemiş yani? Ya da o dinlediği hutbeden bir bölümü mü aktarmış yani? Öyle düşünmek lazım. Peki o hutbenin tamamını aktarmadıysa o hutbeyi kimden aldı? Diyelim Hazreti Ebu Bekir'den alan Hazreti Ömer hutbenin tamamını mı aldı? Tamamını almış olabilir. Peki hutbeyi arz ederken Hazreti Ömer Hazreti Ebu Bekir'in ismini hutbenin başında zikretti mi? Yani an Ebu Bekir Sıddık, anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yahtubu. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara şöyle hitap ediyordu diyen Hazreti Ebu Bekir'in hitabın öncesinde Hazreti Ebu Bekir'in ismini kendisinin isminden sonra Allah Resulü'nün isminin arasına, Allah Resulü ardından Hazreti Ebu Bekir, ardından Hazreti Ömer diyerek kaydetti mi? Yoksa Allah Resulü'nün hitabından işittiğime göre ya da Allah Resulü'nden işitildiğine göre şeklinde mi rivayet etti? İşitmediğine göre, işitildiğine rivayet ettiğine göre nedir bu? Demek ki Hazreti Ömer bunu Allah Resulü'nden ilk olarak dinleyen değil, bir başkasından dinleyenden dinlemiş. Yani Hazreti Ebu Bekir'den dinlemiş. Hazreti Ebu Bekir'i de isnat zincirinde zikretmezse bu sahabe mürselidir. Yani Allah Resulü'nü gördüğü halde, Allah Resulü'yle sohbeti olduğu halde, Allah Resulü'nü o anda diyelim minberde ya da mihrapta ya da Allah Resulü'nün diyelim iki kişi arasındaki bir problemi hallederken o anda orada değilmiş ki yani. Onu nakledenden naklediyorsa, bu hadisi o nakledenin de ismini rivayet zincirine eklemediyse bu sahabe mürselidir. İşte buradaki Kılabe gibi. Kılabe Allah Resulü'nü gördü mü? Hayır, Kılabe Enes bin Malik'i gördüğü anlaşılıyor yani. O zaman Kılabe'nin direkt Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onun miras hukukuna dair velanın hakkı örneği. En son zikrettiğimiz Zeyd bin Sabit'in feraizde en üst alim olduğu. Peki Ebu Kılabe'nin bunu Allah Resulü'nden dinleme ihtimali var mı? Dinleme ihtimali yok. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile görüşmemiş, sahabi değil. Arada demek ki bir sahabi var. Kim? Enes bin Malik. Ha, Enes bin Malik'ten işittiğime göre Allah Resulü Zeyd bin Sabit feraizde en sizin en aliminizdir. En ileri alimdir dediğini Allah Resulü'nden demek ki Enes bin Malik vasıtasıyla almış yani. Allah Resulü feraizde sizin Zeyd bin Sabit en yücenizdir buyurdu diyemez yani. Diyorsa Enes bin Malik'i düşürdü demektir. Enes bin Malik'i düşürdüğü için
Bu da tabi-i mürselidir. Evet, burada hani tanımlar zikrediliyor ama uzun izahları genelde hadis usulünde olduğu için kardeşlerimize biz zihinlerinde bir problem kalmasın. Peki mürsel, sahabe mürseli kesin kabuldür. Çünkü sahabi birbirlerine biz diyor birbirimize yalan söylemezdik. Fitne ne zaman koptu? Hazreti Osman'ın şehadetinden sonra koptu. Hazreti Osman'ı şehit edenlerin arasında ister kılıç vursun ister kılıç vurmasın. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Muhammed de var yani. Senin ne işin var? Hazreti Osman'ın katline katılan zalimlerle berabersin yani. Senin baban Allah Resulü'nün en güzide de sahabesi değil mi? Allah Resulü'nün mağara arkadaşı değil mi? Hicretin ilklerinden değil mi? Ey Muhammed, senin Hazreti Osman'ın şehadeti anında ne işin var zalimlerin yanında? Yıllar sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin güzide ikinci hadis asistanı, benim de doktorada danışmanım olan hocamız yaşıyor. Talat hocamızı kaybettik. Birinci asistanı Dar Beka'ya irtihal etti. İkinci asistanı yaşıyor. Hangi kitaptan hocamız okudu bilmiyorum. Bize derste öyle demişti bir sohbet anında. Muhammed'i yakaladılar, derisini yüzdüler ve ot doldurdular. Sen zulmettin. Allah Resulü'nün güzide ashabından cennetle müjdelenenlerden bir tanesine istersen kılıç çekme, o zalimlerin içinde ne işin vardı senin? Allah Resulü'nün halifesinin bulunduğu yerde Allah Resulü'nün halifesinin fese yetfikehumullah ayetinin kanının Kur'an'a attığı zaman diliminde Hazreti Osman'ın Kur'an okuduğu yerde senin ne işin vardı yani? Zalimlere istersen destek olma, ne işin vardı yani? Şimdi arka planda düşünün. Suç örgütü diyelim A zatla B zatı yan yana koyduğunuzda ya ama o zat suç işlemedi diyemezsiniz. O zaman Anadolu tabiriyle bir tabir var. Onu zikretmekte fayda var. Kazan yanına varma karası bulaşır. Sarhoş yanına varma belası bulaşır. Peki senin o belalı adamların içinde ne işin var? Hukuki olarak hakim sorduğunda ben bu suçu işlemedim dediğinde böyle bir iddiada bulunduğunda hakim sana sormaz mı? Peki belalı sarhoşların yanında senin ne işin vardı? Tutuklayın bunu atın. Neden? Çünkü zalimlerin yanında, hainlerin yanında, hırsızların yanında, eşkıyanın yanında, bağinin yanında, tağinin yanında senin ne işin vardı? Sen dürüst bir adam olsaydın bu adamlarla dost olmazdın. Tutuklayın diyecektir hakim yani. Ha sen kendini ispat edinceye kadar yıllarca hapis kalacaksın yani. Kardeşlerim, Ebu Kılabe'nin yani Enes bin Malik'ten rivayet edilen ravinin 104'te, 106'da veya 107'de vefat ettiğiyle ilgili görüş ayrılıkları var. Vasayanın başladığını ve bu hadisle miras hukukunun İbn Hacer el-Askalani'nin kitabında sona erdirildiğini, en son bu hadisi İmam Ahmet ve Ebu Davud'un dışındaki 4 hadis imamı diyorsa Tirmizi'dir, Ennesai'dir ve İbn-i Mace'dir. Yani onların sünenlerinde rivayet ettiği hadistir. Tirmizi, İbn-i İbban ve Hakim'in bu hadise sahih hükmü verdiklerini, fakat hadis mürsel olarak illetlenmiştir. Sebebini de anlatmıştım yani. Yani Ebu Kılabe, Enes bin Malik'i rivayet zincirinden düşürür. Sizin en feraiz yönünden üstününüz Zeyd bin Sabit derse böyle bir mürsel durum ortaya çıkmış demektir. Vasaya ve ardından vedia bölümü var. Vasaya'da 4 hadis, bir ilave hadis daha var. 5 hadis, vedia'da da 1 hadis var. İnşallah biz bu oturumda dersimizin başında bu faslı yani bu 3 faslı da bitireceğiz demiştik Allah'ın izni ve inayetiyle. An İbni Ömer, yani Abdullah bin Ömer'den rivayet edilen hadiste Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kâle Mâ hakkum ri'in muslimin lehu şey'un yuridu en yusiye fihi yebitu leyleteyni illa vasiyyetuhu mektubetun indehu. Vasiyetin ne kadar önemli olduğunu Allah Resulü'nün ifade ettiği İbni Ömer hadisinde, İbni Ömer Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah ikinci sırada yer alıyor. En çok hadis rivayet eden Ebu Hureyre'den sonra ikinci sırada. Allah hem babası Ömer'den
Hazreti Ömer bin el-Hattab'tan hem de oğlu Abdullah'tan razı olsun, vasiyet etmek istediği bir şeyi olan Müslümanın iki geceyi vasiyeti yazılmadan geçirme hakkı yoktur. Peki vasiyet yazılsa bugün ne anlam ifade ediyor? Yine insanlar soluğu mahkemede alıyor. Yok babam nasıl kardeşime bu hakkı verebilir? Ben babamın bu mirasını bozduracağım. Yani tekrar miras taksimini isteyeceğim. Yani kardeşlerim babamı acaba kandırmış olabilirler mi? Kendilerine daha çok miras elde etmek için bu vasiyeti yazdırmış olabilirler mi? Vesaire sorunlarının da bugün günümüzde hasıl olduğunu görüyoruz. Hadisin muttefakun aleyh olduğunu, yani hem Buhari'nin hem Müslim'in hadis kitaplarında, El-Cami'yi sayılarında yer aldığını görüyoruz. Burada bir önceki hadisin, çünkü Ebu Kılabe Enes'ten pek çok hadis dinlemiş olsa da bu hadisi duymamıştır. Evet, Mürsel'in sebebini de burada şarih açıklıyor. Enes bin Malik ile aynı dönemde yaşamak, başka hadisleri rivayet etmek yetmiyor. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sizin feraizi en iyi bileniniz Afradukum Zeyd bin Sabit, yani sizin en feraiz yönünden aliminiz Zeyd bin Sabit'tir hadisini işitmeden aldı dediğine göre, yani bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Enes bin Malik tarafından rivayet edilmiş hadisinin tabi'in tarafından Enes'ten işitilmeden rivayeti anlamına geliyor ki burada yine tabi'in mürseli ortaya çıkmış oluyor. Kardeşlerim, yine vasayanın vasiyetlerin çoğulu olduğunu, şer'an ise teberru suretiyle ölümden sonraya bağlı olan özel bir ayet olduğu da Fethül Bari'den özet olarak aktarılıyor. Fethül Bari yine İbn Hacer el-Askalani'nin Buhari El-Cami'yi Sahih adlı eserini şerh ettiği bir güzide kitap, Türkçe'ye de tercüme edildi. Bir sonraki hadis yine güzide sahabilerden bir tanesi, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dayımdır diyor Sa'd bin Ebi Vakkas'tan. Kâle kultu ya Resulallah ene zû mâlin ve lâ yerithuni illâ ibnatun li vâhidetun efe etesaddaku bi sulûsey mâli. Kardeşlerim, bu hadisin İmam Nevevi tarafından Riyaz-ı Salihine de derc edildiğini görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada olay özet olarak geçiyor. Sa'd bin Ebi Vakkas dayım dediği Allah Resulü'nün ve Allah Resulü'nün koruması konumunda, muhafızı konumunda bir gün Allah Resulü yanına çağırıyor. Artık evine gidebilirsin diyor yani. Belki Sa'd bin Ebi Vakkas bundan bir anlam çıkaramıyor. Allah Resulü'ne sallallahu aleyhi ve sellem Allah seni insanlardan korur. Vallahu ya'simuke minen nas ayeti iniyor. Yani Allah Resulü'nün artık kapısında Hazreti Ali'nin nasıl Hazreti Ömer'e mukabele ettiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki Ömer'den birisine dua etti dedim. Hala bilmiyorum arka planda kardeşlerin cevap verdi mi? Ben vermiş olayım. Birisi Ömer bin el-Hattab'tı. İkincisi de Ebu Cehil'in adı da Ömer'di. İkisinden birini Allah Resulü zaten bekliyordu. Gele gele Hattab oğlu Ömer geldi. Ebu Cehil iman etmeden bu dünyayı terk eden zalimlerden bir tanesi. Nasıl Bilal-i Habeşi'ye eziyet ettiğini biraz önce sizlere zikretmiştim. Yani Sekeratul Mevt'te yanına geliyor Sa'd bin Ebi Vakkas'ın. Sa'd bin Ebi Vakkas Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, ben zengin bir adamım. Bir tek kızımdan başka ibnatun li diyor yani. Benim kızım dışında herhangi bir ma hakkun imrin muslimin lehu şeyun yuridu en yusiya fihi. Yani benim yukarıdaki ifade ettiği Allah Resulü'nün bir ya da iki gece, bir gece ya da iki gece, burada iki geceyi diyor Allah Resulü, vasiyet etmeden geçirmesin hadisinde olduğu gibi vasiyet edecek ama bir kızı var, nasıl vasiyet edecek? Malının tamamını mı vasiyet edecek? Nasıl bırakacak? Bu durumun ele alındığı bir hadis.
İlla ibnatun li. Benim sadece bir kızım var. Ene zu malin ve la yerisuni illa ibnatun li. Ben mal sahibiyim, zenginim ama benim geriye bırakacağım bir kız var. Vahidatun. İbnatun li vahidatun. Tek bir kız. Efe tasaddaku bi sulusey mali. Malımın üçte ikisini tasadduk edebilir miyim? Kale la gultu efe tasaddak bi şatrihi. Allah Resulü hayır dedi. İnfak edemezsin. Bu sefer tekrar Allah Resulüne ve bi şatrihi yani yarısını infak edebilir miyim? Kale la. Allah Resulü yine reddetti. Hayır, infak edemezsin. Kultu etasattak bi sulusihi. Peki üçte birini vasiyet edebilir miyim? Es-sulus ve sulus kesir. Allah Resulü üçte bir de fazla. İnneke entezara varasateke agniyâ hayrun min entezarahum aliyeten yetekeffefûn ennâs. Yani mirasçını arkada bıraktığın kişiyi insanlara muhtaç etmemen senin için hayırlıdır. Yani onları zengin bırakman senin için hayırlıdır diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üçte bire bile çok dediği halde Allah Resulü üçte biri infak edeceğini ifade ediyor. Bu hadisin hem Buhari'nin hem Müslim'in El-Cami'ü sayılarında yer aldığını kardeşlerimize zikretmiş olalım. Kardeşlerim, yukarıdaki rivayette bir veya iki gece, hani vasiyetini yapma konusunda rivayette üç gece olarak da geçtiği, rivayetlerdeki bu farklılığın, bu sayının sınırı ifade etmediğini, yaklaşık bir ifade olduğunu göstermektedir. Mesela Araplar bid kelimesi kullanırlar. El-İmanu bidun ve sittuna şubeten. El-İmanu bidun ve sebuna şubeten. Bu ne demek? İman 60 küsur demek yani. Bu yani bid 3-9 anlamına geliyor. 63 de olabilir, 64 de olabilir, 65 de olabilir, 66 da olabilir, 67, 68, 69 da olabilir ama 70 olmaz. 70'i zaten Allah Resulü ayrı zikrediyor yani. Bu bid dediği 3 ile 9 arası olan sayıları kapsıyor. İngilizlerde teen diyor bu 3-9 arası mesela 13, 13 diyor yani. 14-14 diyor, 15-15 diyor, 16-16 diyor. 17-17 diyor, 18-18 diyor, 19-19 diyor yani. Yani onlarda da 3 ve 9 arası, 13-19 arasına onlar teenager diyor yani. Yani bunlar ergenlik çağına ulaşma safhası, adolesan anlamı da veriliyor yani ergenlik çağı. Kardeşlerim, Allah Resulü'nün yukarıdaki 3 ya da 2 gece ya da 1 gece vasiyetsiz geçirmesin, geçirmeye hakkı yoktur şeklindeki hadisin izahının demek ki sayıların farklılık arz ettiğini ancak bir sınır tayin etmediğini, o zaman anlamının şöyle olduğunu, ona az da olsa bir zamanı bu halde geçirmesi yaraşmaz. Ancak vasiyeti yazılmış olmalıdır. Çünkü ne zaman öleceğini bilmemektedir. Avnul Mabud Azim el-Abadi'nin Ebu Davud'un Sünen'inin şerhi onda zikredilen bu ifade. Yani böyle bir davranış ihtiyatlı bir davranış değildir. Müslümana yakışmaz. Hadis vasiyette bulunmanın vacip değil müstehap olduğunu göstermektedir. Yani bu illa da yapılacak bir eylem değil müstehap. Yani iyi bir şeydir eğer yapılırsa. Cumhurun görüşü de yani alimlerin çoğunluğunun görüşü de bu yöndedir. Ancak borcun ödenmesi, emanetlerin yerine verilmesiyle ilgili vasiyette bulunmak vaciptir. Zaten borç hariç tutulduktan sonra kişi mirasa hak kazanır. Kişinin diyelim zaman zaman biz arka planda reddi miras yaptıklarını görüyoruz. Neden reddi miras yapıyor? Çünkü babasının bıraktığı borç, varislerin bıraktığı borç kendini ödemiyor. Varislerin de ödemesi gereken borç demektir. Onun için reddi miras yapıyor ki yani babamız iflas etmiş şu kadar şirkete borcu var, bu kadar araya el borcu deriz biz. Ödünç almış borcu var. Biz onun borçlarından mesul değiliz, reddediyoruz diyerek mahkemeye müracaat ediyor. Buna reddi miras deniyor yani. Yani babamızın hiçbir şey yine istemiyoruz. Siz halledin yani babamızın mirası varsa borçlular buradan alsın. Biz babamızın borcunu ödemeyiz anlamında
bir hukuki terim. Kardeşlerim, bir sonraki hadisin en çok hadis rivayet edenlerden Hazreti Ebubekir'in kızı Hazreti Ayşe validemizden bütün peygamber aleyhissalatu vesselamın eşleri Hazreti Ayşe gibi, Hazreti Hafsa gibi Kur'an'ın tabiriyle ummuhatil mu'minindir. Saygıda asla kusur edemeyiz yani. 2015'te biz Bartın Üniversitesi'nin eski kampüsünde bir panel düzenleme kararı aldık. Üniversitemiz de bize yardımcı oldu. Bizzat rektörümüzün huzurunda biz bu paneli yaptık. Kendisi de davetimize icabet etti. Bir önceki rektörümüz Profesör Doktor Ramazan Kaplan. Yani Güzide orada hadiselerin ortaya çıktığını, güzel bir takım hadiste tartışılması gereken ilmi veriler diyebileceğimiz, yani hadise yeni yaklaşımlar diyebileceğimiz, burada örneğin ravinin bazı meşkuk gördüğü durumların ortaya çıktığı, zaman zaman insanların hadislere bilinçsiz yaklaştığı, onlardan bir örnek sunayım ki yani insanların nasıl bilinçsizce, biraz önce reddi miras olayında olduğu gibi, kişi babasının borcunu ödemek zorunda değil mi? Bir zat gelse, ey Allah'ın Resulü dese, ki bu hadiseler hadislerde var, babam zengindi, babamın hac yapmaya imkanı olmadı, ben onun malından hac yapabilir miyim? Ya da onun vasiyeti var, hac yapacaktı ama gücü yetmedi, araya pandemi girdi, onun yerine ben hac yapabilir miyim dediğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sorduğu nedir muhatabına? Sen babanın borcu olsaydı ödemez miydin? Ödemek durumundaydın. O halde sen babanın bu Allahu Teala'nın ona yüklediği bir borcudur. Yani haccı yapacaksın anlamında. Onun bıraktığı mirastan haccı yapacaksın anlamında. Ya da onun arka planda borçları varsa ödeyeceksin anlamında. Demek ki miras kişinin elde ettiği o meblağın borçların düşünmesinden sonra elde edilen bir meblağ olduğunu unutmamak gerekiyor. Kardeşlerim, Hazreti Ayşe validemizin rivayet ettiği hadisteki görüş ayrılıkları var bununla ilgili. Panelden sonra bir kardeşim, bende kalsın ismi, bize bir video izletti. Şu anda dedi, şu anda İran'da Hazreti Ayşe validemize hakaretler var. Peki İran'ı biz nasıl biliyoruz? İran yani Kur'an-ı Kerim'in ve sünnetin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kim olursa olsun iki emanet bırakıldığı, hangi ülke olursa olsun muhatap olduğu Allah Resulü'nün iki emanetinin muhatapları değil mi İran'daki insanlar? Peki Allah Resulü'nün iki emanetini bize kadar ulaştıran en güzide sahabiyelerden bir tanesi Hazreti Ayşe validemiz değil mi? Evet. Kur'an'ın tabiriyle Hazreti Ayşe validemiz bizim annemiz değil mi? Nasıl siz Hazreti Ayşe validemize hakaret ediyorsunuz? Yani hakaret eden bir insanın yani İslam'la alakası kalır mı arka planda? Yani bu tür videoları insanların yayınladığı Hazreti Ayşe validemize ya da diğer sahabilere hakaret ettiği insanın gücüne gidiyor yani. Ya biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gelecek nesle mirası olan, en güzel mirası olan sünnetini arz eden 7 sahabinin içine giren Hazreti Ebubekir'in kızı olan Hazreti Ayşe'yi eleştiren, Ebu Hureyre'yi eleştiren, diğer sahabileri eleştiren insanların durumlarını düşünmek bile istemiyoruz. Allah Resulü'nün huzuruna hangi yüzle çıkacaklar acaba yani? Hazreti Ayşe validemiz ya da diğer güzide sahabilerin bu kadar hizmetini ayak altına alan Allah Resulü'nün yüzüne nasıl bakacak yani? Değil ki hakaret yani. Enne raculen eten nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kâle ya Resulallah. Allah Resulü'nün huzuruna bir adam geldi. Ey Allah'ın Resulü, inne ummi iftulitet nefsüha ve lam tusi ve adunnuhu ne lev
tekellemet tesaddakat eflaha ecrun in tesaddaktu anha kâle ne'am. Burada bu şahsın izahıyla ilgili bir şerh var. Sa'd bin Ubade olduğu bu zatın sahabiyeden yani sahabilerden bir tanesi olduğu zikrediliyor şerhte. O şahsın yani Sa'd bin Ubade'nin Allah Resulüne gelip ey Allah'ın Resulü annemi ani olarak vefat etti. Yani Darbeka'ya irtihal etti. Vasiyetini de yapamadı. Sanıyorum ki konuşabilseydi malını tasadduk edecekti. Yani malını fakirler arasında taksim edecekti. Ben onun yerine malını tasadduk edebilir miyim? Bakın tam üzerine geldi yani. Biraz önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o annenin babanın borcu olsaydı ödemez miydin yani? O zaman bu sana bir yükümlülük ise onu yerine getir. Sa'd bin Ubade'nin de Allah Resulüne sorduğu farklı değil. Ey Allah'ın Resulü, evet annemin malı var. Vasiyet de etmedi. Tasadduk edeceğini biliyordum. Onun yerine ben tasadduk edersem bunun sevabını alır mıyım? Ya da o annesi adına soruyor. Bu onun sevabını alır mı? Tabii bence her ikisi de alır. Çünkü annesi malını oğlu tarafından tasadduk ettiği için malından dolayı sevap alırken oğlu da böyle güzel bir düşünceyi husule getirdiği için Allah Resulüne arz ettiği için Allah Resulü acaba ne cevap verecek? Evet deyip Sa'd bin Ubade de bu malı dağıttığı için men sanne sunneten hasaneten felehu ecruha ve ecru men amile biha. Yani kim İslam'da güzel bir çığır açarsa onun mükafatı kendisine aittir. Ondan sonra gelenlerin mükafatından da eksilmeksizin o kişilerin mükafatından o kişinin mükafatı vardır yani. Ne o kişinin mükafatı eksiliyor ne de o yoldan, o güzel yoldan gidenlerin mükafatı eksiliyor. Sa'd bin Ubade annesinin vasiyeti yok ama böyle bir Allah Resulüne fetva diyebileceğimiz bir durumu soruyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kâle ne'am. Evet annenin yerine malını tasadduk edebilirsin. Demek ki her ikisinin de burada oğlunun böyle bir düşünce, güzel bir amel ortaya koyduğu için sevap alırken annesi de bıraktığı malın fakirlere infak edildiğinden dolayı sevap alır. Peki men senne sünneten seyyiyeten. Sa'd bin Ubade tam tersini yapsaydı ne olurdu? Diğer hadislerdeki duruma baktığımızda Sa'd bin Ubade ceza alır mıydı? Allah Resulü'nün kötü yolda biraz önce zikrettiği annesinin malını, bıraktığı malını Allah Resulüne ey Allah'ın Resulü ben bunu çarçur ettim. Başka yollarda kullandım. Zulüm için kullandım deseydi acaba? Demese de fark etmez. Bir başka hadiste o hadisin devamında yani men sanne sunneten seyyiyeten. Yani kim de kötü yol açarsa babası miras bırakmış kötü yolda o mirası yemiş ya da kötü insanlarla o mirası çarçur etmiş. Peki durumu ne olacak? Onun vizri yani günahı onun üzerine aittir buyuruyor Allah Resulü. Yani vizri günahı onun üzerine aittir. Kötü bir çığır açtığından dolayı o kötü çığırı açan kişinin o açtığı çığırda yürüyenlerin de günahı eksik olmaz. O kişinin üzerine o günahtan yüklenir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ilk öldürenin katıl yani katıl eylemini gerçekleştirenin Hazreti Adem'in oğlu Kabil olduğunu ve her katilin günahından bir payın Kabil'in sırtına yüklendiğini ifade ediyor yani. Ha kötü bir çığır açmış yani. Öldürme fiilini ilk defa Kabil kardeşi Habil'i öldürerek ortaya koymuş. Demek ki Kabil'in zaten öldürme fiilinden bir günahı var. O öldürme fiilini her işleyenin günahından da sırtına bir pay yükleniyor. Buna da dikkat çekmiş olalım diğer hadislerde zikredildiği veçiyle. Bu hadisin muttefekun aleyh olduğu yani hem Buhari'de hem Müslim'de rivayet edildiğini ancak buradaki metnin Müslim'e ait olduğunu görüyoruz. An Ebi Umame el-Bahili Semitu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث
Ebu Umame el-Bahili'nin işiterek Allah Resulü'nden rivayet ettiği bu hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şüphesiz ki Allah her hak sahibine hakkını vermiştir. O halde varise vasiyet yoktur. Yani miras bırakana vasiyet etmesine gerek yoktur anlamında bir hadisi de görüyoruz. Bu hadisin İmam Ahmed'in ve Nesai'nin dışındaki dört imam, Nesai dışında ise Tirmizi'dir, Ebu Davud'tu ve İbn-i Mace'dir. İbn-i Uzeyme ve İbn-i Carud'un yani Tayalisi'nin hadisin kuvvetli olduğunu söylediklerini, Darekutni'nin bu hadis için İbn-i Abbas hadisi içinde rivayet etmiş ve sonunda ancak varisler isterse o başka ifadelerini kullanmıştır. Vasiyet etmedi ama varisler toplandı dedi ki biz babamızın hiçbir mirasını almayacağız. Babamız örneğin camiye her türlü malını infak eden bir adamdı. Caminin yanına bir şadırvan yaptıracağız. Almıyoruz babamızın. Babasının mirası yok. Ha, onlar o varisler anlaşır. Babasının mirasından herhangi bir şadırvan yaptırabilir. Yanına örneğin bir Kur'an kursu yaptırabilir. Bir yol, bir aşevi yaptırabilir yani. Bak varislerin yani rızaları hariç onların isterse o başka. Burada bir izah var. Bu ziyade ifade ihtiyaca uygun olduğu için cumhur istisnasıyla hükmetmiştir. Yani cumhur alimlerin çoğunluğu. Çünkü vasiyet diğer varislerin hakkı sebebiyle batıl olur. Ancak onlar buna izin verirlerse caiz olur. Zahir ehli varisler izin verse de katile vasiyet caiz olmadığı gibi bunun da caiz olmayacağını söylemiştir. Tercih edilen rivayetin istidlale uygun olması sebebiyle cumhurun görüşüdür yani. Babasını öldüren bir kişiye babası vasiyet etse de o kişi babasının mirasından pay alamaz demektir yani. Kardeşlerim, son iki hadis kaldı. Vedia ve en son Muaz bin Cebel'in vasiyet hadislerinden son hadis. Muaz bin Cebel'in Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Yemen'e vali gönderdiği ve orada Muaz bin Cebel'in giderken Allah Resulü'nün ey Muaz neyle hükmedeceksin? Allah'ın kitabıyla peki bulamazsan Allah'ın Resulü'nün sünnetiyle peki bulamazsan kendi reyimle hükmederim dediği ve Allah Resulü'nün dua ettiği bu davranışı karşısında Muaz bin Cebel. Allah ondan razı olsun. Kale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme innallaha tesaddaka aleykum bi thuluthi emvalikum inde vefatikum ziyadeten fi hasenetikum. Muaz bin Cebel Allah Resulü'nden gerçekten Allah size ölürken hasenatınızı artırmak için mallarınızın üçte birini tasadduk etmiştir. Bunun izahının da malın üçte birini varislere paylaştırmamış, size bırakmıştır. Onu dilerseniz vasiyet edebilirsiniz. Allah Resulü Sa'd bin Ebi Vakkas'ın hadisine baktığımızda tamamına müsaade etmemişti. Üçte ikisine hayır demişti. Yarısına hayır demişti. Bu ne demek? 100 liranın yani ancak 33 küsürünü hadi yuvarlayalım 34 lirasını kişi vasiyet edebilir. Geri kalan 66 lirasını mirasçılarına bırakmak durumundadır. Ha peki kalan 66 lirayı biraz önceki örneğin şadırvan örneğinde olduğu gibi 66'yı biz almıyoruz ya da 66 milyarı bin ne almıyoruz biz? Camiye vakfediyoruz, Kur'an kursuna vakfediyoruz, bir aş evine vakfediyoruz yani. Biz babamız adına bir cami külliye yaptıracağız diyebilirler yani. Bunda hiçbir mahsur yoktur hadislerin ifade ettiği gibi. İstedikleri hariç denmişti hadiste. Bu hadisi Darekutni'nin Sünen'inde rivayet ettiğini, İmam Ahmed bin Hanbel yani, Müsned'inde rivayet ettiğini Bezzar'ın Ebu Derda'dan, şu anda ben Ebu Derda'nın türbesinden sizlere sesleniyorum. Geçen bir kafile geldi, kardeşim Yasin okudu, Tebareki okudu. Şu anda diyor kabri başında dua ettiğimiz Ebu Derda'nın diyor. O kardeşlerim ayrılırken dedim ki Ebu Derda'nın burada vücudu metfun değil ki yani. Cesedi burada değil ki. Ebu Derda Şam kadısı. Şam'da vefat etmiş. Şam'a defnedilmiş. Burada makamı var. Saygı makamı yani. Ebu Derda buralara geldi mi, Bartın'a uğradı mı, İstanbul'da örneğin Üsküdar'da makamı var. Üsküdar'da yine Ebu Derda'nın İstanbul'un bir başka semtinde
İki yerde İstanbul'da makamı var yani. Peki İstanbul'a geldi mi? İstanbul'da mı bedeni, yani oraya mı defnedildi? Yoksa buraya mı defnedildi? Hayır, iki yere de defnedilmedi. Şam'da, Şam kadısı, oraya defnedildi Ebu Derda'nın vücudu. Ha, buralarda makamı, yani bu bölümlere gelmiş, buralarda gezmiş, buralarda tedris hayatı olmuştur. Konu o değil. Yani şu anda cesedinin metfun olduğu, İmam Tirmizi'nin örneğin türbesi Tirmiz'de, biz biliyoruz yani. Cesedi de oraya defnedilmiş. Örneğin İmam Buhari'nin o bölgede, Hartenk'te yani, Hartenk diye bir köyde yani, biliyoruz. Buhari Hartenk'te yani. Ha, Buhari'nin bir başka ülkede makamı varsa o saygı makamıdır yani. Buhari'ye hürmetten dolayı yapılan bir türbedir. Yoksa İmam Buhari'nin oraya, yani vücudunun defnedildiği anlamına gelmez. Bunu da aydınlatmış olalım. Kardeşlerim, Vedia bölümünün son hadisi, Vedia'dan sadece bir hadis var. Amr bin Şuayb an Ebi an Ceddi. Biraz önce zikrettiğim gibi Amr bin Şuayb'ın babasından, yani Şuayb'dan, Şuayb'ın da kendi babasından, yani Amr'ın dedesinden rivayet ettiği hadiste an-Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gâle men udiya vediaten feleyse aleyhi damen. Bir kimseye bir emanet bırakılırsa o kimsenin bununla ilgili garanti vermesine gerek yoktur. Bu hadisi İbn-i Mace'nin süneninde rivayet ettiğini ve isnadının zayıf olduğunu, isnadı zayıf demek yani ravileri eğer hıfzında bir zayıflık varsa ya da ravilerinin örneğin birbiriyle mülakatında bir sıkıntı varsa, aynı asırda yaşamış ama peki mülaki oldu mu? Şu anda diyelim 81 vilayet var Türkiye'de. 81 vilayette milyonlarca insan yaşıyor yani. Aynı anda yaşaması yetmiyor yani. Peki mülaki oldu mu? O kişiyle diyelim Buhari, at örneğini vermiştim. O adamla mülaki oldu ama o adam mı çizdi yani? O adamı reddetti. Bu adamdan hadis alınmaz. Atı kandıran beni de kandırır dedi ve reddetti yani. Bak mülakat da yetmiyor yani. Mülakat anında o zatın yalanı ortaya çıktıysa dese, sen hangi savaşta Allah Resulü ile buluştun? O Hazreti Ebu Bekir'in döneminde bir savaştan bahsetse Yemame'de, bunu Cervet Adil alimi yutar mı? Bugünkü anlamda. Cervet Adil alimi yalan söyleme. Yemame savaşı Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın vefat ettiği anda, Hazreti Ebu Bekir'in hilafeti anında zuhur etmiştir. Sen nasıl olur da Allah Resulü'nden Yemame savaşında bu hadisi alırsın diyerek tan eder ve raviyi çizer yani. Ravinin yalan söylediğini tespit eder. Peki mülakat da yetmiyor yani. Mülaki oldu. Örneğin biraz önceki hadiste olduğu gibi Enes bin Malik'le örneğin ravi görüşmüş ancak Ebu Kılabe 950. hadis. Bu hadisi Enes bin Malik'ten duymamış yani. Demek ki yani hocasıyla mülaki olması da yetmiyor. O hadisi hocasının bizzat ağzından dinlemediyse, hocasından yazmadıysa, onun rahle-i tedrisinde oturup imla diyoruz, imla etmediyse, hocasının kitabından aldıysa, bu durumdur yani. Hocasının kitabından alması yetmiyor yani. Hocasına o hadiste mülaki olmadı. Evet, diğer hadislerde mülaki olmuş olabilir, almış olabilir. 10 yıl sonra hocasının yazılı bir kitabını ele geçirmiş olabilir. Buna hadis tahammülünde vicade diyor yani. Bularak alınma, yoksa hocasından dinleyerek alınma değil. Kardeşlerim, sadakalar bölümünün zekatın sonunda geldiğini, fey ve ganimet inşallah cihat bölümünde gelecektir. Yani bu fasla biz bir takım hadisleri derc etmedik. Çünkü bu hadislerin ancak cihat bölümünde ve fey bölümünde arz edileceğini burada bir şerh olarak zikrediliyor. Hadisin zayıf olduğu çünkü isnadında şimdi açıklanıyor aşağıda. Müsenna bin Sabbah vardır. İmam Ahmet ve Nesai onun zayıf olduğunu söylemişlerdir. İmam Nesai ve Ahmet bin Hanbel Cervet Adil imamıdır. Ahmet bin Hanbel Kitabul İleri yazmış yani. Kitabul İler 60'lı yıllarda Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocalarından Profesör Doktor Talat Koçit ve Profesör Doktor İsmail Cerraoğlu hocalarımız tarafından İslam Kitap Evi'nde iki cilt olarak onların çalışması İstanbul'da yayınlanmıştır. Yani Cerh ve Tadil alimi hem Nesai
hem de Ahmet bin Hanbel. Fakat İbn-i Mayin Yahya bin Nain'dir. Onun hadisini terk edilmeyip yazılacak salih bir kişi olduğunu söylemiştir. Hadisin anlamı üzerinde icma vardır. Bakın, yani ravi üzerinde değil, metni üzerinde icmanın olduğu, yani kendisine emanet bırakılan kişinin garanti vermesi gerekmez. Ancak Hasan Basri bunun şart koşulması durumunda garanti edilmesi gerektiğini söylemiştir. Sen bana 100 lira verdin, vallahi ben garanti ediyorum, bak şu insanlar da şahit olsun, 100 lirayı bir ay sonra vereceğim demesi gibi bir şey ya. Ya da bu örneğin ben 100 lira veriyorsun teminat olarak sana, 100 liranın karşılığında şunu falan kişiye emanet ediyorum. O 100 liranı vermezsen o kişiden benim 100 lira karşılığında emanet ettiğim örneğin altını ya da gümüşü ya da şu malı alabilirsin demesi gibi. Yukarıdaki hadiste yani garanti vermesine gerek olmadığını, garanti verirse de bunda bir mahsur olmayacağını, yani Hasan el-Basri'nin bu şart ileri sürülürse, yani garanti verilirse bunun yerine getirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Kardeşlerim, bugünkü dersimizde en önce feraiz, miras hukukunu, ardından vasiyet, sonra vedia yani emanet, vasaya vasiyetler, vedia emanet, bırakılan herhangi bir mal ya da menkul olsun, taşınabilir ya da taşınmayan gayrimenkul olsun, mal ya da herhangi bir para.